Kayda başladım. Tamam. Merhaba değerli arkadaşlar. Değerli ulusal ajans uzmanlarımız ve sivil toplum çalışanlarımız. Bugün programımız 3 kısımdan oluşacak. İlk yarım saatte ulusal ajans uzmanlarımızdan Başak Çikot Çelik ve Leyla Ergani sizlere bilgilendirme yapacak Erasmus Plus spor alanında, spor programında ve sorularınızı cevaplayacaklar. Ben sözü uzatmadan, zaten bir 10 dakika kaybettik, onlara vereyim. Onlar sunumlarını yapsınlar. Sorularınızı alttan chat kısmından yazın. Biz onları ileteceğiz yine. Sorularınızı da cevaplayacağız. Başak Hanım, Necla Hanım, ben size bırakıyorum şimdi. Bir yarım saatimiz var. Duruma göre yine uzatırız çünkü sizin bilgileriniz daha değerli şu an. Geri kalanı zaten daha çok bilgi deneyim paylaşımı üzerinden ilerleyecek programı. Teşekkürler Selma Hanım. Ben başlayayım dilerseniz. İsmim Başak Çikot Çelik. Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörlüğü'nde uzman olarak görev yapıyorum. Ve Erasmus Plus içerisindeki faaliyetlerden spor destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Ben ve Necla Hanım beraber sorumlu olduğumuz konu bu. Şimdi öncelikle hani sunumumu yapmadan önce Erasmus Plus'ın içerisinde hani spor nerededir, kimler nasıl faydalanabilir? Selma Hanım'dan aldığımız bilgiye göre daha çok öğrenciler varmış anladığım kadarıyla, spor alanındaki öğrenciler. Yine sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, sporla ilgili gençlik çalışanları. Aslında hemen hemen herkes için uygun olabilecek bir program var. Konuşacağız. Sunumuma hani başlatabilirim. Zaten nelere dikkat etmeliyiz? Yeni dönemde neler olacak? Bunlara ilişkin detayları paylaşmış olacağız. Böyle bir başlamak gerekirse sunum görünüyor galiba, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi öncelikle hani bu sunumda nelerden bahsedeceğimden başlamak gerekirse Erasmus Plus spor tabii ki, genel olarak bu program nedir, kimlere dahil edilebilir, ne gibi faaliyetler yapılabilir, bu tip bilgiler vermeye çalışacağız. Ama burada çok dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Benim burada vereceğim bilgiler 2014-2020 yılları arasında uygulanan Erasmus Plus programı içerisindeki bilgilerdir. Burayı en baştan altını özellikle çizerek ifade ediyoruz. Çünkü henüz daha 2021-2027 yıllarını kapsayacak olan yeni dönem, yani çok biz aslında çok tam bir geçiş döneminde bu toplantıyı yapıyoruz. Henüz daha bunun program rehberi belirlenmedi 2021 yılının. Ne gibi değişiklikler olacak, ne gibi farklılıklar olacak, buna çok hakim değiliz. Yayınlanacak olan program rehberini bekliyoruz. Rehber yayınlandıktan sonra da zaten yine böyle sunumlarla bilgilendirmelerimize gerek sosyal medyadan, gerek YouTube kanalımızdan, gerekse yapacağımız bu tip bilgilendirmelerle devam edeceğiz. O yüzden dediğim gibi anlatacağım bilgiler genel olarak hani bu programın ne olduğu hakkında size fikir vermesini istediğimiz faaliyetler, değişebilir, değişime açık. Tamamen ortadan da kalkabilir. Bazı farklılıklar olabilir. Göreceksiniz, detaylardan bahsedeceğim. Bu detaylar değişebilir. Bunu aklımızda hani tutmamız en baştan çok önemli. Ve yine sunumda bazı tabii bize gelen draft bilgiler var. Neler olabileceğine dair komisyondan gelen bilgiler var. Bununla ilgili beklenen değişikliklerden bahsedeceğiz. Yine nerelerden başvuruyu nasıl yapabilirsiniz? Hangi kaynakları kullanabilirsiniz? Bunlara bakacağız. Ve bununla ilgili, sporla ilgili faydalı sayfalara bakacağız sunumda. Şimdi Erasmus Plus içerisindeki spor bir merkezi projeydi. Yani hani bunu söyleyerek başlamak gerekiyor. Yani başvurusunu ulusal ajansa yapmıyorsunuz. Başvurusu Avrupa Komisyonu'nun yürütme ajansına yapılıyor. Yani bu projelerin başvurusunu öncelikle ulusal ajansın almadığını bilmenizi isteriz. Yeni dönemde de bu şekilde devam edecek. En azından farklı faaliyetler için istisnalar olmadığı sürece. Peki bu faaliyetin içinde, sporun içinde hangi alt faaliyetler var? İşbirliği ortaklıkları, küçük işbirliği ortaklıkları ve kar amacı gütmeyen spor etkinlikleri diye 3 tane farklı faaliyet alanı var. Bu faaliyetleri teker teker inceleyeceğiz, bakacağız neler yapılabiliyor. Şimdi bu faaliyetleri açıklamadan önce spor projelerinin ne olduğunu çok kısaca ifade etmek istiyorum. Yani hedeflerinin ne olduğunu.
Burada spor projelerinde en önemli hedef aslında spordaki bazı sorunlar var. Bu sorunların ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak. Yine çift taraflı kariyeri desteklemek, özellikle hani spor alanında okuyanlarla aynı zamanda spor branşını geliştirmek isteyenler için. Yine gönüllülük, bu toplantının da konularından konusu zaten sporda gönüllülük, gönüllü katılım, fiziksel aktivitenin önemi. Projelerin genel hedefleri. Yeni dönemde de bundan çok farklı olacağını düşünmüyoruz. Hani aklımızda bulundurursak en azından bu projelerin ne olduğuna dair daha somut bir fikrimiz oluşabilir. Yani şöyle bir şey değil, onu söyleyelim. Bir spor projeleri ile bir spor tesisi, bir halı saha, bir tenis kortu yapılması mümkün değil. Burada amaç daha çok eğitimsel, daha çok kişisel gelişim ile, profesyonel gelişim ile spora bir destek sağlamaktır diyebiliriz. İşbirliği ortaklıklarına gelecek olursak, işbirliği ortaklığı aslında projelerle hani bir sorunu, ortada görülen bir sorunu, bir problemi çözmek, ona yeni bir bakış açısı getirmek için yapılmış ortaklıklar. Burada aslında az evvel bahsettiğim amaçlardan çok çok farklı değil. Ekranda görüyorsunuz, amatör spor ve fitness alanlarında dopingle mücadele etmek, şikeyle mücadele etmek, herkes için spor fikrini güçlendirmek, fiziksel aktiviteye destek, yine hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, bunlarla baş etmek için yapılmış olan, yapılacak olan proje faaliyetleri. Peki neler yapılabilir bu ortaklık faaliyetlerinde? Hangi faaliyetler var? Ağ kurma faaliyetleri yapabilirsiniz. İyi uygulama paylaşımları çok kritik. Özellikle bu işbirliği ortaklıklarının en çok yapılan faaliyet diyebiliriz. Eğitim modülleri geliştirebilirsiniz. Bunları katılımcılara veya tüm halka, ilgilenen herkese, akademik anlamda vesaire bunları paylaşabilirsiniz. Bu izleme değerlendirmeler yapılabilir. Birçok toplantı, organizasyon, birçok faaliyet işbirliği ortaklıklarının konusu olabilir. Bu bazı öncelikler var. Bu öncelikleri hani yine dediğim gibi bu öncelikler değişebilir. En azından yüzdeleri değişebilir. Yeni program dönemini bilemiyoruz ama aşağı yukarı bir fikir vermesi bakımından yine bunu kullandık. Katılım ve fiziksel aktiviteyi destekleyen projelerin yaklaşık %30'u, bunlar dediğim gibi geçen dönemdi. Kariyerler hakkında AB kılavuzların uygulanmasını destekleyen projeler için yaklaşık %20, antidoping şike konuları için yaklaşık %20 ve sporda şiddet, ırkçılık gibi konulardaki projeler için yaklaşık %30'luk bir bütçeyle hani öncelikler belirlenmiş durumdaydı. Dediğimiz gibi yeni dönemi göreceğiz. Şimdi çok kısaca işbirliği ortaklıklarının ne olduğunu ifade edelim. En az 5 farklı program ülkesi olması gerekiyor. Burada 5 farklı program ülkesinden kastımız, bunları zaten hani program rehberinde de bizim sayfamızda da görebilirsiniz. AB üyelerinin yanı sıra 5 tane daha Türkiye'nin de dahil olduğu üyeler var. Bunlara program ülkesi deniliyor. Bunların içinde olabileceği farklı 5 farklı ülkeden kurum kuruluşun olması gerekiyor. Öncelikle en az. Tabii ki ortaklık için. Kimler başvurabiliyor aslında? Kritik soru belki şu anda. Şu anda burada yer alan sivil toplum kuruluşları başvurabilir. Üniversiteler başvurabilir. Spor federasyonları ve konfederasyonlar özellikle yoğun başvurabiliyorlar. Spor kulüpleri. Kısacası eğitim, gençlik ve spor alanında faal kuruluşlar başvuru sahibi olabiliyorlar. Hibe tutarlarını, proje sürelerini görüyorsunuz. Bunlar dediğim gibi yine değişime açık. Son başvuru tarihini zaten veremiyoruz. Geçen sene hani size fikir vermesi bakımından ben silmedim açıkçası. Hani aşağı yukarı ne kadar bütçesi olan, ne büyüklükte projeler diye. 400 bin avroya kadar destek alınabilen projeler, dediğim proje süresi de yine değişken olabiliyor. Siz seçiyorsunuz ne kadar sürelik bir proje istediğinizi. Bunları hani çok detaylara girmeden anlatmam gerekirse bütçe kalemleri, yani çünkü çok hani sorulan, merak edilen konulardan birisi de projemiz yazdı, kabul edildi. Ne gibi destekler alacağız? Proje yönetim ve uygulama desteği alıyorsunuz. Genel olarak projenin tüm yönetim aşamalarıyla ilgili verilecek olan destek. Yine projeyle ilgili yapacağınız uluslararası proje toplantılarınız olursa, hani şu dönemde evet fiziksel olarak yapamıyoruz ama önümüzdeki dönemde sonuçta projeniz kabul edildikten sonra bu pandemi sürecinin de atlatılmasıyla yapılacaktır. Proje toplantıları için verilen destekler var. Yine bazı çıktılar üretebilirsiniz bu projede. Spor alanında yaptığınız alanla ilgili olarak yenilikçi bir yaklaşım olabilir. Bu bir müfredat olabilir, bir eğitim kaynağı olabilir. Yeni bir sistem olabilir spor alanındaki, yani çalıştığınız spor dalına mahsus tabii ki. Bunların hepsi çıktı olabilir. Yine bu çıktıları yaygınlaştırmak için çoğaltıcı etkinliklere bir destek alabilirsiniz.
Ve istisnai maliyetlerde projenizin yürütülmesinde ortaya çıkan, çıkabilecek bazı istisnai, yine bunların hepsi program rehberinde detaylı açıklanmış neler olabileceği. Bunlar için verilecek destekler temel olarak az evvel bahsettiğim o 400 bin avroyu bu 5 hibe kalemi içerisinde paylaştırıyor. Tabii bu maksimum miktarlar, daha az da olabilir projeniz. Peki projeye bize başvurdunuz, değerlendirme aşamasına geldiğinde nelere bakılıyor? Hani tek tek bu alt dalları anlatmayacağım ama şunu söylemek gerekiyor. Öncelikle projenizin ilgililik ve uygunluk kısmı çok önemli. Hani zaten projenin sunumumun ilerleyen aşamalarında komisyon tarafından yapılmış bilgi gününde hani ne gibi öneriler vardı, kişilere ne gibi hatalar sık yapılıyor, neler var. Bunlarla ilgili bir bölüm var. Orada da konuşacağız, bunu anlatacağız. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir projenin konusunun, fikrinin, projenin başlığıyla, amacıyla, içeriğiyle uygun olması gerekiyor. Bir diğer başlık proje tasarım ve uygulama kalitesi. Bu da yine ortaklarınız. Bu ortaklar gerçekten bu projeye hizmet edebilecek nitelikte veya yeterlikte mi? Bunun gibi konular ya da projenizin yazımı, akışı, amacı, hedefi hepsi belirli mi? Buna bakılıyor. Yine proje ekibinin kalitesi, işbirliği düzenlemeleri. Az evvel söylediğim o ortaklarla beraber hani iş bölümü tam yapılmış mı yoksa her şey bir ortağın üzerinde mi ya da koordinatörün üzerinde mi sadece? Çalışma akışı nasıl olacak, plan nasıl olacak? Buna dair düzenlemelerin olduğu yer 20 puan. Ve yine etki ve yaygınlaştırma çok önemli. Bizim de zaten yeni dönemde sadece spor için değil tüm Erasmus Plus ve ESC programı için hedeflerimizden biri projelerin yapıldıktan sonra kalmaması ve bunların yaygınlaştırılması, her mecrada hemen hemen yaygınlaştırılması. Bu dört başlık şu an için Erasmus Plus programı içerisinde spor projelerinin değerlendirme kriterleri. Alt başlıkları görüyorsunuz, hani daha detaylar var. Bunların hepsi bir proje yazımında teker teker inceleyeceğiniz, teker teker üstüne düşünmemiz gereken başlıklar, bu şekilde ifade edebiliriz. Bir örnek, aslında eski bir proje ama bizim hani ilk projemiz olduğu için de belki hani 2014 yılında kabul edilen Fans Against Violence, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bir projesiydi bu. Dört ortaklı basketbolda taraftar şiddetinin önlenmesine yönelik bir projeydi. Burada federasyonlar, basketbol federasyonları ortaklı bir işbirliği oluşturup çeşitli çıktılar oluşturdular. 390 bin avroydu ve kapandı, bu proje bitti. Hani sonuçları elde edildi ve kapandı. Şimdi küçük işbirliği ortaklıklarına gelecek olursak, adından da anlaşılacağı üzere hacmi, kapasitesi biraz daha küçük olan projeler. Burada hedef de biraz değişiyor açıkçası. Toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli stratejisi, yani burada birazcık daha dezavantajlı kesimleri dahil edeceğiniz, hani ve özellikle geleneksel sporları, oyunları ön plana çıkaracağınız projelerin daha çok yerelde yapıldığı projeler, daha küçük çaplı projeler. Özellikle bunları destekliyor. Bu projelerin küçük olmasının sebebi de tabii ki yine dediğim gibi içeriğinden oluşuyor. Kimler olabiliyor? Ulusal, bölgesel, yerel düzeyli, kamu otoriteleri, sporla ilgili organizasyonlar, herkesin bir şekilde sporun içerisinde olması hedefleniyor. Burada önemli bir nokta, en az bir tane yerel ve bölgesel düzeyli spor kulübünün bu projede olması bekleniyordu eski dönemde. Yine küçük işbirliği ortaklıklarında da program ülkeleri arasındaki işbirliği temelde destekleniyor. Detaylarına bakacak olursak burada 3 farklı kurum kuruluş oluyor. Yani işbirliği ortaklığında en az 5'ti. Küçük işbirliğinde en az 3 farklı program ülkesinden 3 farklı kuruluşun olması gerekiyor. Bu sayı artabilir. Başvuranlar farklılık göstermiyor. Yine her türlü spor faaliyetinde bulunan kurum kuruluş, federasyon, spor kulübü, eğitim gençlik alanında faal olan tüm kuruluşlar başvuru yapabiliyor. Burada bütçe de daha düşük, 60 bin avro kadar. Yani dediğim gibi yine 2014-2020 dönemi için bu böyleydi en azından. Daha küçük çaplı projeler, en azından yeni başlayanlar için çok daha erişilebilir, uygun projeler diye düşünüyoruz. Değerlendirme kriterleri az evvel bahsettiğim işbirliği ortaklığındakilerden hiç farklı değil. Aynı şekilde projenizin hani uygunluğu bu kriterlere göre değerlendiriliyor. Burada bütçe kalemi olarak baktığımızda 3 temel bütçe kalemi var ama ne yok? Fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik yok. Yani işbirliği ortaklığı projelerinde daha büyük olanda sizden bu projenin sonunda bir çıktı elde etmeniz bekleniyordu. Bu çıktının ne olacağına tabii siz
karar veriyorsunuz. Bu bir web sayfası değil elbette sadece. Hani projenin sonucunda tüm camianın, tüm spor ilgililerinin faydalanabileceği nitelikte bir çıktı olması bekleniyor. Burada böyle bir hedef yok. Çünkü dediğimiz gibi temel hedef aslında tüm kamu kurumlarının sporla ilgili kurum kuruluşlarının bir şekilde bu projelerin yer alması, yerelin spora yaklaştırılması hedefleniyor. O yüzden de bu iki bütçe kalemi burada yok. Bir örnek olarak yine geçtiğimiz senelerde 18 Mart Üniversitesi'nin bir projesiydi bu. Erken çocukluk döneminde spor ve hareket eğitimini destekleyen, uygulamanın önemini altını çizen bir projeydi. Bu projede yine bitti, kapanan projelerden biri. 40 bin avroluk gördüğünüz gibi daha küçük çaplı bir projeydi. Şimdi kar amacı gütmeyen spor etkinliklerine gelecek olursak bu faaliyet diğer ikisinden daha farklı. Zaten isminden de belli olacağı üzere etkinlik bazlı faaliyetler olacaklar. Burada sporun sosyal dahil etme, fırsat eşitliği, sağlık için fiziksel aktivitenin öneminin ortaya koyulması hedefleniyor. Yine gönüllülük, fiziksel aktiviteye katılımdaki gönüllülük bu projelerin temel hedefleri. Peki neler yapılabilir bu projeler içerisinde? Uluslararası eğitimler düzenlenebilir. Etkinlik yapılacak, bu kar amacı gütmeyen spor etkinliği diyoruz ya, yapılacak etkinlik için hazırlık çalışmaları. Yine her türlü konferanslar, seminerler, atölye çalışmaları bu etkinliğin bir parçası olabilir. Değerlendirmeler yapılabilir. İleriye dönük planlar yapılabilir bu projelerde. İletişim faaliyetleri için çalışmalar yapılabilir. Ortakları yok gerçi bu proje türünün ama katılımcılar arasında. Bunların hepsi faaliyetleri, kar amacı gütmeyen spor etkinliği faaliyeti olabilir. Burada çok önemli bir nokta, yıllık düzenli organize edilen veya profesyonel olarak yapılan spor müsabakaları bu faaliyetin içine girmiyor. Yani siz bu proje dalında bir etkinlik olarak bunları düzenleyemiyorsunuz. Bir program ülkesinde Avrupa çapında düzenlenen spor etkinliği ya da yine bu kuruluşların eş zamanlı olarak yaptıkları etkinlikler faaliyetin konusu olabilir. Ama dediğim gibi bunlar profesyonel olarak yapılan, her sene düzenlenen, uluslararası bazda yapılmış, hani bu seferkini de biz bu proje kapsamında yapalım diyebileceğimiz faaliyetler mümkün olmuyor bu proje altında. Şimdi burada Avrupa Spor Haftası diyoruz. Avrupa Spor Haftası'nı neden, hani hangi alakayla koyuyoruz? Çünkü kar amacı gütmeyen spor etkinliklerinin en azından 2014-2020 döneminde, dediğim gibi yeni dönemde nasıl olacak bilemiyoruz bu sene en azından, Avrupa Spor Haftası ile ilgili olan etkinlikler, yani o haftayı kapsayan ya da kapsamayan daha geniş çaplı etkinlikler diye ikiye ayrıldı. O yüzden Eylül ayının son haftası spor haftası olarak kutlanıyor. Buna ilişkin projeler yapılabiliyor. Bunun detayını da şimdi göreceksiniz. Bu spor etkinliklerinde hani ilgili olan ve olmayanlarda neler yapılabildiği, ortalama kaç etkinlik planlanabileceği, toplam hibenin ne kadarını alabileceği gibi faaliyetler tamamen konuya göre değişkenlik gösteriyor. Bu anlattıklarım şu anda bir böyle bombardıman gibi geliyor olabilir ama program rehberi yayınlandığında bunların hepsinin detayı tek tek yazıyor. Yani bu projeyi yapacaksanız şu kadar olmalı, şu ortak şu kadar projeyle dahil olmalı diye hepsini görmeniz mümkün. Tıpkı bizim böyle gösterdiğimiz gibi hani tablolarla. Burada ortaklık kompozisyonu en az 10 farklı program ülkesinden katılımcı. Bakın ortak değil, burada katılımcılar geliyor. Yani siz proje koordinatörü olarak proje etkinliği yapan koordinatörsünüz ve en az 10 farklı ülkeden katılımcıları bu etkinliklerde yer alması için ülkenize davet ediyorsunuz ve bu etkinlikleri gerçekleştiriyorsunuz. Yine kamu kurumları, ulusal düzeyde spor faaliyeti olan kamu kurumları, spor kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar yine bu faaliyetlerde yer alıyor. Bütçesi hayli yüksek. Yine 300 bin avro ve 500 bin avro gibi iki farklı bütçesi var. Bunlar bir yıla kadar olan projeler. Dediğim gibi yine eski dönemde bu şekilde değişiklik olursa zaten bunu bilgilendirmesini yapacağız. Burada eksik olan ne? Burada proje ekibi diye bir başlık yok. Çünkü burada bir proje ekibi yok. Az evvel bahsettiğim gibi bu projelerde bir koordinatör var ve katılımcı diğer ülkeler var. Ülkeler katılımcı gönderiyorlar. Bir ortaklık olmadığı için o noktada ortaklık alanında bir bütçe değerlendirme kriteri yok en azından. Şimdi bu aslında şimdiye kadar anlattığım yer bu üç programın detaylarının ne olduğu, aşağı yukarı program bize ne sağlıyor, hangi faaliyetler var, biz hangi kurumlarla nasıl yer alabiliriz? Bunlardan bahsettik.
Şimdi bu program içerisinde ne yaptık en azından son 2 yıl içinde? Çünkü en çok merak edilen konulardan biri de bu. Kaç proje kabul edildi? Başarı oranımız, yani daha doğrusu ihtimalimiz nedir? Hani böyle binler mi kabul ediliyor diye. 2019 yılında Avrupa genelinde 260 proje kabul edildi. Onların kırılımlarını da görüyorsunuz aşağıda ne kadar bütçe ayrıldı. Ve 49.7 milyon avro verildi. Türkiye'den 10 proje kabul edildi 898 bin avroyla. Ortakta 38 tane proje ortaklığı vardı. 2020'ye geldiğimizde Avrupa genelinde 315 proje kabul edildi. Yine alt kırılımlarda görüyorsunuz ne kadar verildiğine dair. Türkiye'de de 14 projenin kabulü vardı. Yani koordinatör olarak 1 milyon avro gibi bir para aktarıldı. 53 tane de ortaklık vardı. 8,5 milyon avro. Yine 2020 yılında bizim alabildiğimiz istatistiklerle, ulusal ajans olarak topladığımız verilerle görünen rakamlardı. Şimdi yeni dönem tabii önemli. Geçen sene, geçtiğimiz 7 yıllık dönemde toplam bütçe 265 milyon avroydu 7 yıl için. Bu sene 2021-27 yaklaşık 550 milyon avro olacağına dair bilgi geldi bize. Bu da ortalama 2 katına çıkacağı, bu da daha çok projenin desteklenebileceği, belki de projelerin hacimlerini yükseltilebileceği anlamına geliyor. Bunu program rehberi yayınlandığında göreceğiz. Şimdi 2021-27'de beklenen değişiklikleri, en azından bize verilen bilgilere göre gelecek olursak, aslında K1, K2, K3 diye bizim Erasmus Plus programının altında kırılımlar vardır. Yani personel hareketliliği, ortaklıklar diye. Burada sporun yeri birazcık değişecek gibi görünüyor. Şöyle göstermem gerekirse, spor personel hareketliliği altına alınan bir yer var. O da bir önceki slide'da göreceğiz. Yenilik olarak şunu söyleyeyim, spor personeli için hareketlilikler geliyor. Yani eski dönemde böyle bir çalışma yoktu. Koçlar, sporla ilgili çalışma yapanların da gidip yurt dışındaki uygulamaları görmek, orada kurs almak, işbaşı gözlem yapmak gibi çalışmalarla kademeli olarak, hani bu hemen ilk yıl yapılmasa da çalışması bekleniyor. Bu bir yenilik, böyle bir çalışma yoktu. İşbirliği için ortaklıklar başlığı geldi. Yani eskiden stratejik ortaklıklardı bu başlık. Şimdi adı işbirliği için ortaklıklar oldu. Spor da bunun altına geldi. Yani eskiden böyle özel bir eylem olarak görünüyordu. Artık özel bir eylem değil. Yani spora özel eylem deniliyordu. Şimdi özel eylem olmaktan çıktı. Spor K1 ve K2 içerisinde farklı yerlere yerleştirildi diyebiliriz. Yani bireylerin hareketliliği ve yenilik ve iyi uygulama için, değişim için işbirliği faaliyetlerinin birer parçası oldu spor yeni dönemde. Şimdi önemli noktalardan biri, az evvel bahsettim ya, program ülkeleri, ortaklar hep program ülkeleri. Yani 33 tane program ülkesi arasında her şey oluyordu. Şimdi bu yeni dönemde bu programın ortak ülkelere de açılması bekleniyor. Ortak ülkeler kim? Yine bunların da listesi program rehberimizde mevcut olacak. Bu 33 ülke dışındaki bazı ülkeler, hani hepsi olmasa da ortak ülkeler sıfatıyla göreceksiniz. Yine bazı öncelikler geliyor spora ilişkin. Hani sunumumun en başında yaptığım o önceliklerin daha farklılaştırılmış hali. Geleneksel spor dallarının desteklenmesi, ki bence bu küçük işbirliği ortaklığı projelerine birazcık daha önem verileceği anlamına geliyor. Fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşamın desteklenmesi yine var. Sporda eşitlik ve sosyal dahil etme, spor yoluyla eğitim, öğretim ve becerilerin desteklenmesi, ki o yüzden spor koçlarının işte sporla ilgili çalışanların hareketliliği bence bir faaliyet olarak geldi. Sporda yönetişim ve bütünün sağlanması bize yeni gelen programda, önümüzdeki senede en azından öncelikler olarak göreceğimiz başlıklar diyebiliriz. Yeni dönemde hareketlilikler ve ortaklıklar dedik. Hareketlilik özellikle yeni. Bu spor koçları ve personeli için yapılacak olan mesleki gelişim hareketliliklerinin başvurusu ulusal ajanslara yapılacak. Öyle görünüyor, öyle yapılması planlanıyor. Sunumumun en başında söylemiştim, bu projelerin, yani spor projelerinin tamamının başvurusu aslında merkezidir. Yani Brüksel'deki yürütme ajansına yapılır. Ama yeni gelen programda spor koçları ve personel için yapılacak başvurunun ulusal ajansa yapılacağı düşünülüyor. Böyle bilgi geldi. Küçük işbirliği ortaklıkları da dahil tüm işbirliği ortaklığı projeleri yine merkezi olarak devam edecek. Şimdi burada Avrupa Komisyonu'ndan spor projelerine ilişkin tavsiyeler kısmı var. Bu aslında geçen sene sporun bir bilgi günü oldu Brüksel'de. Burada verilen, bize yapılan sunumlardan en azından bizim aldığımız bu tip sunumlarda da potansiyel başvuru sahiplerine
önerdiğimiz, komisyon tarafından önerilen başlıklar yer alıyor. Biz de sizinle paylaşmak istedik. Öncelikle hibe alt sınırı son 3 yıldaki en aşağı ne kadar puan almışlar? Onlara baktık. İşbirliği ortaklıklarında görüyorsunuz 78-77 bandında. Küçük işbirliği ortaklığı 62-65 bandında. Ve spor etkinliklerinde yine 86 civarında hibe alt puanlar alt sınır olarak yani. Zaten 60 ve üstü almak gerekiyor bir projenin desteklenebilmesi için. En azından ulusal ajans desteklilerde. Yani başvuru şansımızın aşağı yukarı hani küçük işbirliği ortaklıklarının ne kadar daha yüksek olduğu buradan da belli oluyor. Sıklıkla yapılan hatalardan örnekler. Aslında bu sadece spor projeleri için geçerli değil, tüm projeler için geçerli. Belirsiz olan açıklamalar. Sunumumda bahsettiğim o değerlendirme kriterleri vardı ya, dört farklı işte proje ortakları, ilgililik, uygunluk. İşte tam olarak oradan yola çıkılarak yapılmış bir dönüş bu. Ne gibi eksikler, yanlışlar oluyor diye. Odak eksiği, şişirilmiş bütçe, zayıf yaygınlaştırma faaliyetleri, yine amaçlardaki ve etkinliklerdeki tutarsızlık, görülen sorunlar. Yine zayıflıklar, spor politikaların hedefleriyle bir bağlantı kurulamaması, eksik ve gerçek bir ihtiyaç analizinin olmaması, projenin yenilikçi bir tarafının olmaması, AB düzeyinde nasıl bir katma değer sağlanacak, bunun görülmemesi de yine görülen zayıflıklar arasında. Ortaklık yapısının doğru olması, ortak ülkelerin katma değerlerinin gerekçelendirilememesi, yani gelecek olan ortakların daha doğrusu diğer ülkelerden, sorumluluk ve görevlerin planlaması çok önemli. Zaten hani bunları böyle açıklıyorum ama bizden sonra da bu konuda proje yapmış olan, hali hazırda somut bir şekilde örnek sunabilecek olan yararlanıcılarımız sizlere çok daha somut, hani şunları yaparsak daha iyi oluyor, bunları yaparsak yanlış oluyor diye bilgi verecektir diye düşünüyorum. Fikrinizi öncelikle olgunlaştırmanız tabii ki gerekiyor. Hani burada böyle bir hibe var diye sırf proje yazmak doğru olan değil, siz de biliyorsunuz. Bir fikrinizin olması gerekiyor öncelikle. Bir yapılandırma süreci, aslında şu anda hemen hemen bir fikriniz varsa projelerle ilgili doğru zaman, çünkü program rehberi yayınlandığında en azından hangi faaliyetin sizin için uygun olduğuna karar verip başvurunuzu yapabilirsiniz. Projenizi bu şekilde formüle etmeniz bekleniyor aslında. Tasarımın gözden geçirilmesi, taslak başvurunuzun hani bir üçüncü kişiye de inceletilmesi belki, ortaklarla sürekli iş başı, onlarla beraber çalışılması, proje için çalışacak personele ihtiyaç olduğunu sakın unutmayın, bu çok önemli. Yani hani bir proje kabul edildi, biz bunu bir şekilde kendi aramızda hani kurumcu hallederiz değil, bir ekibin bu işi yapıyor olması, buna tamamen adanmış bir ekibin olması çok önemli. Bunları dikkat etmek gerekiyor. Şimdi burada faydalı linkler verdik. Bunlar hep 2020'ye ait. Dediğimiz gibi 21 bekliyoruz heyecanla. Şubat sonu, Mart başı gibi yayınlanması bekleniyor program rehberimizin. Burada 2021 program rehberini zaten internet sayfamızdan, sosyal medya kanallarımızdan muhakkak ki duyurusunu yapacağız. Siz de oradan elde edebilirsiniz. Buradan neler olacak detayları öğrenebiliriz. Yine spora ilişkin birazdan da göstereceğim. Başvurular nereden yapılıyor, hangi sayfayı biraz incelememiz gerekiyor diye. Bir de bir mail adresi var. Bunlar dediğim gibi başvurusu merkezi olduğu için, yürütme ajansı olduğu için yürütme ajansının functional mailbox adresi de aşağıda gördüğünüz gibi. Hani bununla ilgili bir sorunuz olduğunda elbette bize de yazabilirsiniz ama daha farklı, daha detaylı bir sorunuz olduğunda muhatabınız onlar. Bu sayfa komisyonun spor sayfası. Direkt burada girip inceleyebilirsiniz spor hedefleri. Yani sadece Erasmus Plus değil, tüm spora ilişkin ama daha özelinde Erasmus Plus sporun detayları da bu sayfada yer alıyor. Yine 2020'yi gösterdik ama ben birazdan zaten daha detaylı olarak nereden gireceğinizi göstereceğim. Bu da Erasmus Plus'ın içerisinde spor diyelim ki yayınlandı ve 2021 başvuruları alınmaya başlandı. Siz başvuru formlarına nereden erişeceksiniz? Guideline'lara nereden ulaşacaksınız? O siteyi de göstereceğiz. Burada application prosedürler, hepsini bu kanaldan elde edeceksiniz. Yine info day yapılacak. Bu info day ile ilişkin bilgiler de bu sayfalarda yayınlanıyor haberler kısmında. Bir diğer önemli nokta da proje sonuçları platformu. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu proje sonuçları platformu tüm projelerin, sadece spor değil, Erasmus Plus ve daha önceki programlarda yapılmış tüm projelerin detaylı bilgilerine sahip olabileceğiniz,
Özellikle ortak arama sürecinde, yani daha önce bir proje konusu vardır aklınızda. Bu proje konusunu daha önce çalışmış ortaklar, koordinatörlerden bilgi alabileceğiniz, belki potansiyel ortaklıklar oluşturabileceğiniz alan burası. Bunları da birazdan hani göstereceğim, direkt sayfaların nasıl çalıştığını en azından. Burada ne yapabiliriz sorusu kritik tabii ki. Hani böyle bir sunumun ardından özellikle çalıştığınız kurumla ilgili ya da spor dalıyla ilgili en önemli sorun ne? Üzerine neyin konuşulması gerekiyor? Buna bakmalıyız. Türkiye özelinde, Avrupa özelinde. Bu sorunun çözümü için öneriler ne? Ya da Avrupa'daki bu çatı kuruluşlarla özellikle bir bağlantımız olabilir mi? Ortaklarımızı nasıl yapabiliriz? Bunlar önemli. Sporla ilgili her türlü sorunuzu bize merkezi@ua.gov.tr adresinden yönlendirebilirsiniz. Proje konusu, fikir olarak hani bu hangisine uygundur ya da yapılabilir mi diye bunların tamamının çalışmasını yapabilirsiniz, bize gönderebilirsiniz. Bu da bizim internet sayfamız ua.gov.tr. Yine sosyal medya kanallarından bizi takip etmenizi öneriyoruz. Evet, bir de şimdi şu son olarak pardon şeyi de gösterirsek eğer. Neredeyiz? Burada az evvel size bahsettiğim spor sayfası. Buraya girdiğinizde zaten EACEA belki not alabilirsiniz. Hani bu kurumun komisyonun isminin kısaltılmış hali. Education Audiovisual and Culture Executive Agency geniş adı. Buradan işte Erasmus Plus'ı tıklayabilirsiniz. Erasmus Plus'ı tıkladıktan sonra nedir hani program? Burada funding kısmı var bakın. Funding'i tıkladığınızda yine hangi başlıklar var? Burada actions'ı sport olarak seçtim ben. Mesela sport 2020, bunun 2021'i çıkacak işte. 2021 çıktığını biz düşünelim. Çıktığında buraya tıklayacağız. Göreceksiniz burada ilan, rehberler çok önemli burada. Hani nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl başvuracağız? Nerelere kaydolmalıyız? Hangi application formları nereden indirmeliyiz? Hepsi var. E-formlar yine burada başvurular zaten online olarak yapılıyor biliyorsunuz. Bunlara eklenecek belgeler, hangi belgeler eklenecek ve kontak adreslerinin tamamına buradan erişebileceksiniz. Bu da az evvel bahsettiğim spor sayfası. Evet. Ve bir de son olarak proje sonuçları platformu çok önemli. Özellikle size fikir vermesi bakımından bu projeler hani nasıl bulunur? Advanced Search dediğinizde programı Erasmus Plus diye tıklıyorsunuz. Actions'ı Sports olarak tıklıyorsunuz. Type'ı kendiniz seçebilirsiniz. İsterseniz işbirliği ortaklığı, isterseniz kar amacı gütmeyen spor etkinlikleri. Ülke olarak seçebiliriz. İşte Türkiye diyoruz mesela. Bölge olarak, aktivite yılı olarak, konu olarak seçebiliriz. Mesela bir topic Green Skills olsun. Hani tabii bu konuyla ilgili çok fazla bir şey bulamayabiliriz ama projeleri direkt search yapalım. Yani 162 tane proje Türkiye'den mesela görebilirsiniz. Burada gördüğünüz success story, good practice bunlar yani komisyon tarafından iyi uygulama örneği, iyi proje örneği olarak da verilmiş. Mesela tıklayalım bu projeye. Ortakları, kaç ortağı vardı detayların hepsi burada yer alıyor. Bakın burada mesela bu projenin koordinatörünün bilgileri. Ortaklar burada yer alıyor. Türkiye Okul Sporları Federasyonu'ymuş Türkiye ortağı. Bütçesi, proje numarası, özeti, sonuçları, burada yer alan çıktıların tamamına buradan erişebiliyorsunuz. Bu da en azından proje başvurusu yapmayı düşünenler için iyi bir ön çalışma kaynağı diyebilirim. Benim sunumum bu kadar. Umarım vaktimi çok aşmadım ama zaten geç başladık diye düşünüyorum. Sorularınız varsa Necla Hanım ben şimdi alalım. Tamam. Şekilde. Teşekkürler. Çok teşekkürler Başak Hanım. Sorular varsa şu an vaktimizi de geçtik biraz. O yüzden bir 3 soru alalım. Onun dışında sorularınız olursa biz yine bir şekilde Eurodesk temas noktaları olarak size bilgilendirmeyi yaparız. Bizlere sorarsınız. Sorular alttan geliyor. Civan Turan. Siz sırayla okuyun isterseniz Selma Hanım, biz de cevap verelim. Ya da en az yani 3 kişi alacaksanız sözlü olarak da soruyu sözlü dinleyebiliriz. Sözlü olarak, evet sözlü yani olarak. Yani çok olmayacaksa.
Evet, direkt programa dair sorusu olan varsa kamerasını açsın ve sözlü olarak söylerse. Çünkü biraz daha çok kişisel olarak sorular sormuşlar chat kısmında. Soru sormak isteyen kamerasını açabilir ve sorusunu sorabilir. Merhaba, sesim geliyor mu acaba? Merhaba, geliyor. Evet, Civan. Şimdi ben sunumdan şöyle bir şey çıkardım. Çok daha kurumsal ve bir projeniz varsa bir kurum aracılığıyla sanırım başvuruyorsunuz, plan programını yapıyorsunuz ve bir olay organize edip bir hibeden faydalanıyorsunuz. Ben böyle bir şey anladım. Evet. Bu EVS ya da gönüllülük projelerini vesaire takip ediyorum da bu gönüllülük kapsamında başvurabileceğimiz herhangi bir oluşum var mı ya da ben onu kaçırdım mı tam anlayamadım. İllaki bir proje bağlamında bizim oluşturacağımız bir projeyle mi başvuruyoruz? Necla Hanım, Ben mi cevap cevap vermek vereyim ister Başak? misin yoksa ben Aha. dinleyeyim mi? Ben cevap vereyim. Sen zaten yoruldun. Şöyle şimdi burada Başak Hanım spor projelerini anlattı. Spor projeleri ayrı bir alan. Sizin bahsettiğiniz gönüllülüğün yapıldığı eski adıyla Avrupa Gönüllü Hizmeti, yeni adıyla European Solidarity Corps, ESC dediğimiz program başka bir program. Şimdi doğru anlamışsınız. Spor projelerine başvuru yapabilmek için mutlaka kurumsal başvuru yapılıyor. Yani bireyler, kişiler, spor fakültelerindeki öğrenciler tek başına bu projelerden yararlanamıyor. Mutlaka bir spor kulübü, spor derneği, federasyon olup bu projelere başvuru yapılabilir. Ve işte o kurumun bünyesindeki sporcular, kişiler de bu projelerden yararlanabilir. Şimdi gönüllülük programını burada biz anlatmayacağız çünkü program dahilinde değil. Ama şöyle yapılabilir, sporla gönüllülük nasıl bağdaştırılabilir diye soruyorsanız, bireysel anlamda yararlanmak istediğiniz için şu cevabı verebilirim. ESC kapsamında spor alanında projesi olan, gönüllü gönderecek olan kurum kuruluşlara bakmak lazım. Bu doğrultuda 30 yaşın altındaysanız tabii ki gönüllü olarak yararlanabilirsiniz. 2 ile 12 ay arasında projenin süresine göre. Evet. Anladım. İlanda daha doğrusu afişte spor gönüllülüğü gibi bir ibare vardı. İki ibare vardı. Alttaki spor O gönüllülüğüydü. kavram muhtemelen bizden sonraki bölümde tartışılacak. Spor gönüllülüğü nedir anlatılacak bir bölüm. Biz burada ESC programından bahsetmeyeceğiz Başak Hanım. Anladım. Şey peki bir projeyle örneğin Kıydos'ta Kıydos aracılığıyla hani benim bir projem var gibisinden başvuruyoruz. Onlar da daha sonra herhalde işte projeler kapsamında ya da bu sizin bahsettiğiniz olay kapsamında sanırım bize yardımcı oluyorlar değil mi? Evet. Hangisinden bahsediyoruz? Spor projelerinden mi, gönüllülük projelerinden mi? Spor projelerinden. Evet, spor projesini bir kurum kuruluş başvuru yapabiliyor. Kuyudos bunlardan biri olabilir. Kuyudos projesini yapar, kabul alırsa, siz de orada katılımcı olmaya uygun görürse katılımcı olabilirsiniz. Anladım. Tamam. Teşekkürler. Tamam, bir kişiden daha alabiliriz. Sorusu olan varsa. İyi akşamlar. Ben bir soru sorabilir miyim? El kaldırmıştım ama. Murat Bey, evet sorabilirsiniz. Ha, merhabalar. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi 2021-2027 beklenen program taslak çerçevesinde K1 ve K2'nin alt başlığı olarak spor eklenecek dediler, dedi uzman arkadaşımız. Şimdi K1 ve K2'ye başvuru yapan resmi kamu kurum kuruluşları idi. Şimdi bu spor alt başlığı eklendiğinde NGO yani şey spor kulüpleri vesaire onlar başvuru yapabilecekler mi bu K1 K2 program rehberine? Yani K1 K2 ayrımını siz kafanızda biraz daha değişik yapmışsınız. Şöyle onun ayrımı bir bireylerin hareketliliğini odağa alan projeler, iki Yok. ortaklığı alan. Dolayısıyla Şöyle K1 kapsamındaki gençlik projelerine STK'lar da başvuru yapabiliyor. Dolayısıyla hani sadece kamu kurumlarının yaptığı varsayımı çok da doğru sayılmaz. ya eğitim öğretim alanında
çalıştığımız için onlar kamu kurumları başvuru yapabiliyordu. Evet, yani o proje türüne göre, sektöre göre değişiklik gösterir. Evet. Burada spor projelerinin K1 ve K2 diye ayrılmasının mantığı bir işte spor koçlarına ya da işte trainerlara hareketliliğe izin verecek projelerin K1 altında, yine küçük ve orta ölçekli işbirliği ortaklığı projelerinin K2 altında, yani özel eylem olmaktan çıkıyor. Normal K1, K2 başlıklarının altına faaliyet türüne göre projeler yediriliyor. Başvuran kurumlar yine Başak Hanım'ın saydığı gibi sporla ilgili faaliyeti olan, ister kamu kurumu olur, ister özel kuruluş olur. Herkes başvuru yapabilecek. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Üçüncü bir kişiyi de alabiliriz ve ondan sonra programın akışına göre devam edeceğiz. Sanırım üçüncü bir kişi yok. Ben Başak Hanım, Necla Hanım, sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka programlarda da yine görüşmek nasip olur. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Bu yıl Türkiye'den çok daha fazla spor projesi çıkmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yani dediğim gibi hani sunumda da özellikle yeni program rehberi her şeyin kilidinin anahtarı şu anda. O yüzden onu da özellikle galiba bir mail grubu oluşturacak mısınız? Evet. Hani o en sağlıklı bilgi yeni dönemde program rehberi olacak. Onun incelenmesi faydalı olacaktır. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Biz bu program rehberlerini paylaşacağız, yine ön olarak bir incelesinler. Sonrasında güncel rehberleri de güncel bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz mail gruplarından. Çok teşekkür ederim. İyi toplantılar size. Biz teşekkür ederiz. Yan tarafta biri Instagram adresiniz nedir diye sormuş. Bu ulusal ajansı sorduğunu varsayıp ben cevaplamak istiyorum. Bizim sosyal medyadaki bütün adreslerimizin hepsi @ulusalajans kullanıcı adına sahip. Instagram'da aynı şekilde. Biz Başak Hanım'la ayrılacağız. Size başarılı bir toplantı diliyoruz. Yine sorularınızı mail adresleri aracılığıyla her zaman iletebilirsiniz. Çok teşekkürler. Bu arada arkadaşlar, buradan alacağınız ekran görüntülerini Instagram'da yayınlarken Ulusal Ajans'ı da hashtagleyerek paylaşabilirsiniz. Ulusal Ajans'ın Instagram sayfasını da paylaşabilirsiniz. O şekilde Ulusal Ajans'tan da daha çok yaygınlaştırabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Biz o zaman spor gönüllülüğü çok teşekkürler. Şimdi sırada spor gönüllülüğü kavramımız var. Onun için Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği Başkanı Şenol Güneş burada. Şenol Hocam merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Zaten konuşmuştuk. Şimdi sunum sırası sizde. Biz sunumu paylaşayım. Tamam, Zeynep yetkiyi vermiştir. Evet. Öncelikle herkese tekrar merhaba ve iyi akşamlar. Çok keyifli ve faydalı bilgilerle başlayan bir program. Spor projelerinin yazılması ve uluslararası anlamda da bütçelerin alınması, uygulanması gerçekten çok keyif verici. Böyle ekrana yapışarak takip ettik, ilgileniyoruz da çünkü ilgi alanımız. Ben spor ve gönüllülük konularından bahsedeceğim. Sporda gönüllü yönetiminden bahsediyor olacağım. Şenol Güneş ismim. İlk defa duyanlar için şaşırtıcı olabilir fotoğraf, beni görenler için. Bununla alakalı kendimden bahsetmek istersem Marmara Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Gençlik ve Spor Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda spor etkinlikleri ve insan kaynakları yönetimiyle ilgili de çalışmalar yürüten bir şirketim var. Spor gönüllüyle tanışmamız bizim 2011 yılında oldu. Özellikle 2020 İstanbul'un adaylık süreci kapsamında ülkemize birçok etkinlik geldi. Aslında Türkiye'de spor gönüllülüğünün ivme kazandı yıllar diye tanımlıyorum ben bunu. 2011-2012 Salon Atletizm Şampiyonası için 600 gönüllüyle beraber organizasyonu gerçekleştirdik ve bu tutkuya sahip olduk. Şu an devam eden bir süreç bu. Ekip arkadaşlarımızla beraber yine Selma, şu an izleyenler, tanıdık birçok arkadaşımız da var grupta. Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği'nin tanımına baktığımız zaman biz bir topluluk olarak başladık. Bir tutku oluştu bizde ve biz bunu 2018 yılında tüzel kişi olmak için ve bu programın da ana başlığı olan projelere başvurmak, daha ileri götürmek, uluslararası anlamda bir şeyler yapmak için
dernek çatısı altında buluştuk. Bu 2018'de dernek olmayla beraber ciddi bir ivme kazandı ve birçok projede görev aldık aslında. Spor gönüllülüğü Türkiye'de gelişmekte olan bir taraf. Yani etkinlik tarafı, etkinliklerde gönüllü olma, sporun çünkü birçok alanı var gönüllü olabileceğiniz. Bu konuyla alakalı biz etkinlik tarafında olimpik spor gönüllülüğü savunan bir sivil toplum kuruluşuyuz ve bunun için hazırlıklar yapıyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye'deki büyük spor organizasyonları, mega dediğimiz dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, belki olimpiyatlar, onlar için hazırlık içinde olduğumuz bir yapı oluşturduk ve böyle bir sistemde gidiyoruz. Ama son zamanlarda yerel belediyeler olsun, bakanlık, federasyon, ülkedeki neredeyse tüm spor organizasyonlarına gönüllülere rol verilmeye başlandı. Ve bizler de bunların içindeyiz. Fakat gönüllü yönetimi konusunda sıkıntılar oluyor. Bunlarla ilgili biraz sonra da bahsediyor olacağım sunumla alakalı. Çünkü gönüllülerin davet edilmesi, görev almaları ve onlarla birlikte iyi işlerin başarılması için gönüllü kişilerin, gönüllü yönetimini bilen kişilerin bu işleri yapması lazım diye düşünüyoruz ve çalışmalarımız da bu yönde. Biz neler yapıyoruz? Özellikle sportif anlamdaki etkinliklerde oluyoruz genelde. Farklı etkinliklerde olmuyoruz. Gençlikte sporu kapsayan bir yapımız var dernek olarak. Bunu birleştirme, bu odak noktadan ilerliyoruz. Değerlerimiz özellikle olimpik değerler, çünkü misyonumuzla oluşan bir şey. Bu takım çalışmasına çok önem veriyoruz. Bizim için her bir spor gönüllüsü bir takım arkadaşı. Bir etkinlik içerisinde binlerce gönüllü oluyor ve biz hepsini takım arkadaşımız gibi görüp ki öyleyiz ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Öğrenmek aslında bizim gönüllü programlarımızın hedeflerinden birisi de katılan gönüllülere ve organizasyon tarafına değer katmak. Bu normal bireysel değerlere baktığımız zaman, gönüllünün bireysel faydalarına baktığımızda kişiye kariyer boyutu, yeni çevre, özgüven, motivasyon birçok faydayı aslında getirebilen yapılar içerisinde oluyor bu gönüllülük süreci bireysel tarafından baktığımızda. Özellikle gönüllü arkadaşlarımız tüm Türkiye'den Türkiye'den neredeyse başvuru alıyoruz. Büyük bir organizasyon, zaten en çok İstanbul'da yapılan etkinlikler var. Türkiye'nin her yerinden etkinlikler oluyor. Tabii pandemi sürecine baktığımızda durduk hepimiz maalesef. Fakat Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği olarak harika programlar oluşturduk. Bize aslında böyle bir öğretisi ve fırsatı oldu. Birçok kişiyle birçok yerden buluşabiliyoruz. Kariyer günleri, spor buluşmaları ve Türkiye'de ilk defa spor ve gönüllülük zirvesini gerçekleştirdik. Bu tür etkinlikler hep eğitim amaçlı. Burada sektör liderlerini, yöneticileri, gönüllü arkadaşlarımızla buluşturuyoruz. Dünyadaki gönüllülük nasıl ilerliyor, Türkiye'deki gönüllülük nasıl ilerliyor, bunları inceleme fırsatımız oluyor. Hedeflerimiz, biz bahsettiğim gibi inşallah Türkiye'de bir gün olimpiyat olacak ve bu gönüllülük yapısı hazır olmuş olacak. Neden böyle diyorum? Çünkü olimpiyat adaylık sürecinde nasıl ki tesis, sporcu, birçok bileşen varsa şehirde aranılan kriterler arasında, spor kültürü ve gönüllülük de bir kriter, bir olimpiyat kriteri. Bu yapıyı oluşturmamız gerekiyor. Bu spor kültürünü yaymamız gerekiyor. Spor gönülleri her yerde olması gerekiyor. Bu hedefler doğrultusunda aslında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve belki biz başka birçok kişiye örnek olacağız ve bunun daha da gelişmesini istiyoruz. Şimdi Tokyo Olimpiyatlarına baktığınız zaman 110 bin gönüllüye çıkarttılar. Bu seneki 2021'e ertelenen organizasyonu 80 bindi 2020'de. 40 bin şehir gönülleri, 40 bin oyun gönülleri olarak 110 bin. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Türkiye'den 3 kişi başvuru yapmış sadece. Geçen hafta Olimpiyat Komitesi'nden gelen bir bilgi bu. Tokyo Volunteer yazdığınız zaman başvurular devam ediyor arkadaşlar. Olimpiyatta belki gönüllü görev almak istersiniz. O deneyim çok farklı bir şey. Takım çalışması diyoruz çünkü. 110 bin kişilik bir gönüllü ordusu. Bu neredeyse Londra Olimpiyatlarında 70 bin kişi görev almıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insan hareketliliği olarak tanımlanmış. 110 bin kişi belki de bir ilk olacak, eğer başarılarsa, eğer olursa olimpiyatlar olacak gibi duruyor tabii. Biz bu 2011 yılında başladık. Aslında 9. yıldayız. 92 etkinlikte görev aldık. 92 etkinliğin boyutlarına baktığımız zaman hepsi sportif amaçlı. Bunlar arasında yaklaşık 40 bin kişiye ulaşmışız. 20-25 bin kişi resmi anlamda gönüllü olmuş. Sertifika sistemimize kayıtlı, başvuru formlarında kayıtlı. Bu arkadaşlarla beraber şu an aslında spor gönüllünün savunuculuğunu ve gelişmesi için faaliyetler yürütüyoruz.
Hangi organizasyonlarda görev alıyoruz? Sporun her branşında varız. Yaklaşık 25 branşta çıktık 2019 zamanı. 2020 neredeyse 4 etkinlikte kaldık pandemi süreci sebebiyle. Samsung Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı. Aslında Türkiye'nin o kadar değerli organizasyonları var ki İstanbul Maratonu ve Boğaziçi Yüzme Yarışı bunları örnek gösterebileceğim bir organizasyon. Çünkü kıtadan kıtaya yapılan yüzme ve koşu aslında bu dünyanın hiçbir yerinde yok ve bir proje alanı. Birçok insan biz uluslararası spor gönülleri buluşması yaptığımızda biz nasıl katılabiliriz, biz neler yapmak istediğimiz, nasıl bu etkinliklerde olabiliriz diye bize sorular geldi. Yine 2013 yılında FIFA U20 Dünya Şampiyonası, FIFA Balkan Kürek, UEFA Süper Kupa'da görev aldık. İAF etkinliklerin hepsinde neredeyse görev alıyoruz. 2023 Salon Atletizm Şampiyonası Türkiye'ye verildi arkadaşlar ve burada çok etkileyici bir durum oldu. Çünkü komite tarafından gönüllülük sorgulandığında, siz gönüllü faaliyet olarak ne yapacaksınız denildiğinde ben o masadaydım ve ben 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ile beraber gönüllü oldum. Aslında sürdürülebilir gönüllülük mirasını görmüş oldular ve bu konuyla ilgili kafalarında bir sorun kalmadı. Nasıl yöneteceğimizi, neler olacağını hepsini açıkladık ve İstanbul'da bu etkinlik 2023'te. Bunun dışında yüzme dünya şampiyonası Türkiye, biz birçok federasyonla işbirliği içerisindeyiz şu an. Onların kendi gönüllü havuzlarını oluşturmaları için destek oluyoruz ve spor etkinlikleriyle ilgili çok fazla gönüllülük programını yakın zamanlarda görebiliyor olacaksınız. İçimizde bir yara, Formula 1 800 kişi gönüllü olacaktı bu sene fakat pandemi ve seyircisiz olması kararıyla beraber iptal olan bir durum bu. İnşallah önümüzdeki günlerde olur çünkü bir haber gördük Mart ayında olabilir diye bir söylenti var İstanbul'da tekrar. Bu şekilde birçok federasyonda ve etkinlikte görev alıyoruz. Sayılarımız 1200-1300'e çıktı İstanbul Maratonu'nda 2014 senesinde başlayan gönüllülük programıyla beraber. O yıllarda 1200 kişiye çıkmıştı. Tabii bu sayılar diğer etkinliklere baktığımız zaman düşük gözüküyor ama koşucu sayısı ve gönüllü sayısına göre orantı yaptığımız zaman normal bir şekilde ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde olmuş oluyor. Şöyle söyleyeyim, spor gönüllüğün öneminin anlaşılacağı gibi sayılar aslında gönüllü programları. 2 yıl öncesinden başlıyor gönüllü programları olimpiyatlarda. Yine maratonlarda 1 yıl veya 6 ay. 50 bin, 40 bin, 100 bin bu rakamlara çıkmış durumda ve gittikçe gelişen bir yapı. Çünkü ekonomik ve toplumsal katkısı çok yüksek. Uluslararası katılım yapılıyor. Olimpiyat gönüllülüğü çok farklı bir nokta. Bence spor gönüllülüğünün en üst noktası. İnşallah biz de katılırız. Bizim ülkemizde de olur. Yine maratonlarda gördüğünüz gibi sayılar bu şekilde. Tokyo Maratonu Mart ayında 10 bin kişi planlanıyordu. Biraz ertelendi. Bununla ilgili nasıl yapıyoruz? Bu kadar kişiyi nasıl toplayabiliriz? Neler yapıyoruz? Biraz bundan bahsedip Selma hızlı bir şekilde gidiyorum. Gönüllü ihtiyacı, öncelikle bu bir program, gönüllülük programı adı altında biz bunu tanımlıyoruz. Hangi görevler var? Bir planlama yapıyoruz. Organizasyonun ihtiyacına göre aslında ortaya çıkan nerelerde görev alması gerektiği konusunda planlamalar oluyor. Burada profesyonel görevlerle gönüllü görevlerini karıştırmamamız gerekli. Bunun aslında savunuculuğunu yapıyoruz biz. Yani gönüllülerin bir etkinliğe gelip ağır bir iş yaptırılıp bir daha hiç gelmemesi bizim için çok üzücü bir durum ve gönüllülüğü gerçekten etkileyen bir şey bu. Gönüllülerin bir yönetim ekibi var. Yönetim ekibi dediğimiz yine gönüllülerden oluşuyor. Takım liderlerimiz bizim. Deneyimli arkadaşlar. Onların rolleri sadece o ekiplerin yönetimi. Yine bulma ve iletişim tarafında başvuru formlarımızı biz kendi datamızla paylaşıyoruz. Etkinlik anında artık 15-20 dakikada formlar doluyor. Çünkü Türkiye'deki spor organizasyonu sayısının az olması ve gönüllü kontenjanlarının daha az olması sebebiyle aslında çok hızlı başvurular alabiliyoruz. Bu konuyla ilgili biraz sonra bahsedeceğim, size bir tüyo vereceğim. Başvuruların değerlendirmesi, mülakat aşaması, gönüllülerin eğitimi, etkinlik sonrası gibi birçok aslında böyle bir süreç var. Bu profesyonel anlamda olimpiyatta da yapılan bu. Bu çalışmalar üzerinde kendimizi geliştiriyoruz. Bunlar üzerinde okuyoruz. Bunlar üzerinde deneyimler kazanmak için araştırmalar yapıyoruz. Yine farklı kişileri dinliyoruz. Türkiye'de bu sistemin oturtulması için birçok şey yapıyor olacağız. İşte bunlar gördüğünüz gibi fotoğraflarımız aslında. Yani bu sağ taraftaki volunteer tarafı Gelibolu yüzme yarışı. Türkiye'de ilk defa bir kere oldu. 100. yıl Çanakkale etkinliklerinde. Wings for Life her sene İzmir'de, Alanya'da, İzmir'de oluyordu. 2 senedir yok. 2022'li planlarında var. Buz Hokeyi Federasyonu'yla çok güzel çalışmalarımız var. Curling Federasyonu'yla aynı şekilde. Atletizm Federasyonu bizim için aslında yarışların en çok yapıldığı. Hatta bugün bir yarışma vardı ve biz orada yokuz. Fotoğrafları gördüğüm zaman gerçekten üzüldüm.
Burada çok inanılmaz arkadaşlıklar, dostluklar, kariyer faydaları, birçok şeyi yaşamış olduk. Bu sağ en alttaki, soldaki yeşil fotoğraf Sinan Erdem Spor Salonu. Eşsiz bir mekan. Ve biz orasını atletizm salonuna dönüştürülmüştü şampiyona için. Sonra yüzme havuzuna dönüştürüldü. Böyle etkinliklerde aslında spor gönüllerinin eşsiz mekanlar anılar olarak, hatıralar olarak bize kalabiliyor. Ve birçok kişiyle tanışmış oluyoruz. Sporgönülleri.com bizim web sitemiz, spor gönülleri Instagram adresimiz. Spor gönülleri Instagram adresinden daha çok yayınlıyoruz başvuru formlarını. Bildirimlerinizi lütfen açın, hızlı şekilde başvurumu yapmak istiyorsanız. Yine web sitemizde var bunlar. Yurt dışı etkinlikler var. Şimdi Spor Erasmus projeler hakkında aslında ben bir Gelibolu Maratonu örneği vermek istiyorum. 2015 yılında Gelibolu Maratonu yapıldı ilk defa ve orada bir proje uygulandı. Yaklaşık 30 kişi birçok farklı ülkeden bir gönüllülük programı için maratona geldi ve orada çalışmalarda bulundu. İnanılmaz keyif almışlardı. Aslında bakıldığı zaman dışarıdan gözükmüyordu, herhangi bir şekilde duyulmadı ama çok güzel bir projeydi. Böyle yurt dışındaki projelere katılma imkanlarını sağlayacak sivil toplum kuruluşları olursa çok iyi olur. Bizim amacımız bu. Bunun için çalışmalarımız var. Yeni proje fikirlerimiz var. Spor gönülünün gelişmesi için çalışıyoruz. İnşallah Mart ayına bir kitap çıkacak. Sporda Gönüllülük diye. Yazarı benim. Bununla alakalı yönetim stratejileri, işte içeriği, gönüllülerle alakalı tüm detayları görebileceğiniz bir şey olacak. Paylaşıyor olacağız bunları yine. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programı düzenlediğiniz için. Herkese iyi akşamlar. Soru alacağım galiba, değil mi? Pardon. Ben teşekkür ederim Şenol Hocam. Sorusu olan varsa alabiliriz ama sorudan çok biraz daha diğer taraflara da geçsek iyi olacak gibi. Çünkü ya da Şenol Hocam hemen çıkmayacaksan soruları sonra da alabiliriz. Çünkü bir saatimiz var şu an. Tam 55 dakikamız var. Daha çok tamam. Böyle paslaşarak olabilir. Şimdi biraz sözü Berat'a vermek istiyorum. Çünkü Berat'ın da anlatacakları vardı. Onun anlatacaklarıyla belki kafalarda bir şeyler oluşur. Zeynep de anlatınca yine spor gönüllülüğü kısmında soruları alabiliriz. Merhaba Berat. Merhaba, nasılsınız? İyidir. Senin güzel anıların var. Senin de üniversiteden. Onları dinlemek istiyoruz senden biraz. Anılar çok da zaman yok maalesef. Tabii ki evet. Yine birkaç tanesine yer vermeye çalışırız. Öncelikle çok teşekkürler. Gerçekten güzel bir katılım da var gördüğüm kadarıyla. Hem spor gönüllülüğüne hem de sporla ilgili hibe kaynaklarının öğrenilmesiyle ilgili. Bu beni mutlu etti. Onun da başlamışsın. Teşekkür ederiz bu arada. Bu organizasyon için Selma. Ben aslında Şenol Hocam'ın söylediklerinden sonra biraz daha bireysel deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Belki sporda gönüllülük yapmak isteyen arkadaşlara da ilham kaynağı da olabilir ya da bu işin ne kadar ciddiye alınması gerektiğiyle ilgili de bir farkındalık oluşturulabilir diye düşünüyorum. Benim spor gönüllülüğündeki gidişatım neyle başladı dersek 2005 üniversiteyat yani 2005 yaz oyunları, üniversiteler arası yaz oyunlarında gönüllülük yapmakla başladı benim serüvenim. Orada hem mimandarlık hem de aynı zamanda tercümeyle uğraşmıştım. Aynı zamanda da gönüllü yönetiminde de katkı sağlamaya çalışmıştım. En büyük organizasyon katıldığım o zaman oydu. 1000 civarı bir gönüllü vardı oyunlar için. Tabii ki güzel bir organizasyon oldu bizim açımızdan ve İzmir'in düzenlediği uzun zamandan sonraki en büyük organizasyonlardan biriydi. Daha sonra buna 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası eklendi. Ondan sonra 2011'de Erzurum'daki yine üniversite 2011 kış üniversite oyunları eklendi. Ki Erzurum'da gönüllü yönetim ve gönüllülere düzenlenen eğitimleri veren eğitmen ekibinde yer alıyordum ben de. Yaklaşık 2 ay orada eğitim verdik 2011 gönüllüye. Aslında benim aklımda kalan en önemli anılar oradan diyebilirim. Çok güzel anılarımız oldu. Tabii ki daha sonra sporla ilgili hem hibeler aynı zamanda Erasmus Plus programında verdiği olanaklarla spor gönüllülüğü üzerine daha fazla çalışma imkanı bulduk. İşte tabii ki şu anda ben Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum'da da derneğimiz var. Eurodes temas noktamız.
Bu arada burada yapılan spor faaliyetlerine de özellikle de maratonlar olmak üzere onlara da destek vermeye çalışıyoruz. Bundan bahsedebilirim. Ben aslında burada spor gönüllülüğü neden önemli ya da bir genç neden spor gönüllüsü olmak ister ondan bahsetmek istiyorum. En azından benim açımdan öyleydi diyebilirim. Bir, gerçekten Şerval Hocam da bahsetti. Dünyanın her yerinden gençlerle, arkadaşlarla, akranlarınızla bir arada bir organizasyonun parçası oluyorsunuz ve unutulmayacak anılar biriktiriyorsunuz. Ve bunun dışında da kendi kişisel gelişiminize de katkı sağlıyorsunuz. En önemli katkısı aslında beklentisi herhalde gönüllülerin bu olabiliyor. Ya da zaten hali hazırda sporla uğraşan, profesyonel ya da amatör olarak sporla uğraşan gençleri hala sporun bir başka bir tarafından da sporu desteklemek açısından da önemli. Ondan içeride olmak istiyorlar genelde organizasyon kısmında. Tabii sadece spor gönüllülerine bir faydası yok sadece spor gönüllülüğünün ya da bu organizasyonun. Aynı zamanda organizasyon komitesine de çok büyük faydaları var. Ki bana sorarsanız spor gönüllüleri diğer gönüllülerle kıyaslamak doğru olmaz ama organizasyonların gidişatı açısından gerçekten çok önemli roller alıyorlar. Ve aynı zamanda da çok büyük sorumluluklar ve riskler de barındırıyor bu aldıkları görevler ve roller. Bu yüzden de bu organizasyona gerçekten sağlam bir şekilde hazırlanmaları gerekiyor. Biz de açıkçası organizasyonlarda bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Hem gönüllü seçiminde hem de gönüllülere verilecek olan eğitimlerde. Bundan bahsedebilirim. Bu neye sebep oluyor? Bir, müsabakaların verimli geçmesine sebep oluyor. Gönüllülerin oradaki performansı. Aynı zamanda organizasyonun profesyonelliği ve işleyişiyle ilgili de organizasyonu takip eden bütün kurum kuruluşlar ve dünyaya da bir mesaj veriyor aslında. Spor gönüllüleri bu işin görünmez kahramanlarından diyebilirim bu açıdan. Çünkü sizin orada sahada aldığınız sorumluluklar özellikle atletlerle bir çalışıyorsanız çok büyük. Alacağınız bir karar birçok şeye mal olabilir olumsuz anlamda. Aynı zamanda da olumlu anlamda da şuna sebep olabilir. Bir kriz durumunda, bir çatışma durumunda belki de sizin oradaki yetkinliğiniz ve alacağınız bir karar ve bir duruş organizasyonun gidişatını olumlu yönde tamamen değiştirebilir. Biz bunun örneklerini çok yaşadık. Tabii şu anda ben 2011'den bahsediyorum size, en son üniversite oyunlarından bahsediyorum, en kalabalık gönüllü potansiyelinin olduğu. O zamanlar yine olmasına rağmen şu anda sosyal medyanın kullanılması daha da fazla ve aynı zamanda internet araçlarının kullanımı da çok fazla yaygın. O yüzden her an her yerde neler olduğunu birden viral olarak görebiliyorsunuz. Bu bir açıdan da güzel bir şey. Bu işin ne kadar profesyonel ele alındığını gösterebilmek açısından. Ne diyebilirim? Gönüllülükle ilgili şunu söyleyebilirim. Hani gönüllülüğün öneminden kastım şuydu. 2005'teki üniversite oyunlarında yine bir gönüllü arkadaşımızla beraber Senegal'den bir şeyi atlet grubunu bir lokasyondan başka bir lokasyona götürme sorumluluğu bizdeydi. Ve şehrin içinden geçerek gidiyoruz. Belli yerlerde de yürümemiz gerekiyor. Ki ilk defa Türkiye'ye geldikleri için çok da heyecanlılardı. Ondan bahsedebilirim. Tabii ki dünyanın her yerinden de taraftarlar, aynı zamanda izleyiciler de vardı. Onlar da Türkiye'ye ilk defa geliyorlar ve İzmir'i de görmeye çalışıyorlar. Bu seyahat sırasında daha önceden bize verilen eğitimlerin belki de faydası mıdır bilmiyorum ya da bir farkındalık mıdır. Herkes fotoğraf çektirmek istiyordu atletlerle beraber. Atletler de gençlerle beraber fotoğraf çektirmek istediler. Bir taraftan da yine heykeller vardı, şehir merkezindeki heykeller. Bazı atletler de şehir merkezindeki heykellerle yan yana gelip bir hatıra fotoğrafı çektirmeye çalıştılar ama tabii ki o heykellerin halk için Türkiye'deki özellikle bizim değerlerimizle ilgili ne anlama geldiğiyle ilgili çok fazla bilgileri yoktu. Ve dolayısıyla da çok da genç oldukları için
şakalaşarak komik pozlar vermeye çalışıyorlardı ama bu açıkçası halkın da tepkisini çok fazla çekmeye başlamıştı. O anda bir anda karar verip oradaki kafileyi bir anda oradan uzaklaştırmaya başladık ve çalıştık. Çünkü biraz daha kalsaydık belki de herkes çok fazla tepki gösterebilirdi. Kültürler arası öğrenme boyutuyla ilgili gönüllülüğün aslında bizim için bir öğrenme süreciydi diyebilirim. Belki de çıkabilecek büyük bir krizi de önleme şansını bulmuştuk. Yine üniversitenin 2011'de Erzurum'da yapılan olimpiyatlardan da bir şey paylaşmak istiyorum. Orada tabii ki gönüllü değildik. Gönüllüleri eğiten eğitmen ekibindeydik. Ancak herhalde iki aya yakın orada kaldık Erzurum'da. Ve iki ayın sonunda sanırım Erzurum'daki herkese eğitim verdik. Çünkü nereye gitsek, işte yemek yemeye de gitsek oradaki arkadaş hocam siz bize eğitim vermiştiniz diyordu. İşte tekrar havaalanına gittiğimiz zaman orada check-in yapan arkadaş da bizden eğitim almış. Bütün herkes herhalde bizden eğitim almıştı. Şundan bahsediyorum, yereldeki halk ve dinamikler de o organizasyondan gerçekten çok besleniyor. Hem kişisel olarak hem de organizasyon olarak çok besleniyor, onu söyleyebilirim. Organizasyon da çok iyi yapılmıştı ve bütün halk kenetlenmişti diyebiliriz. Bunun için de çok iyi bir hazırlık aşaması geçirilmesi gerekiyor. Bir de bir arkadaş herhalde hatırladığım kadarıyla spor gönüllülüğüne nasıl başvurulur diye bir soru sormuştu biraz önce uzmanlarımızla konuşurken. Eğer spor gönüllülüğüne başvurmak gibi bir durumunuz varsa biraz önce Şenol Hoca da söyledi. Organizasyon yapan organizasyon komitesine başvuru yapabiliyorsunuz. Ya da organizasyon komitesinin görevlendirdiği herhangi bir kuruma da başvuruda bulunabiliyorsunuz. Bu şekilde spor gönüllülüğüne ilk adımınızı atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda benim aklıma tabii ki gelenler bunlar. En önemli şeyler bunlar. En sonda şundan bahsedebilirim belki. Spordaki hibelerden, spor alanındaki hibelerden faydalanarak gönüllü yönetimi ve spor gönüllülüğü ilgili farkındalık da yaratabilirsiniz. 2 sene önce de bununla ilgili bir çalışmayı biz Göztepe Spor Kulübü ile İzmir'de yaptık. Yurt dışından özellikle Avrupa'dan 6 farklı ülkeden spor gönüllüleri ve aynı zamanda spor organizasyonlarından sorumlu olan gençlik çalışanlarıyla birlikte spor gönüllülüğünün kalitesinin nasıl artırılması ile ilgili bir eğitim kursu düzenlemiştik. Yine Erasmus K1 başlığı altındaydı. Bu spor başlığı altında değildi. O yüzden de bu gibi konularda bütün hibe ve fonları kullanarak gerçekten olimpiyatların da önceliklerinden olan spor gönüllülüğü ve aynı zamanda gönüllülüğü de gerçekten bunu bir Türkiye'de bilindik bir kavram haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü artık fark ettiyseniz Türkiye büyük organizasyonları rahat rahat alıp başarılı bir şekilde organize etmeye başladı. Umarım bu süreç hem gönüllülük açısından hem de spor faaliyetleri ve sporun özendirilmesi açısından herkese destek olur diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Berat sana. Bize çok güzel deneyimlerinden bahsettin. Tabii ben de söylediğim mihmandarlık kavramının içindeyim. Yıllardır ben de mihmandarlık yapıyorum ama sen bizden yıllar öncesinde yapmışsın. Zeynep Naz da biraz mihmandarlıktan bahsedecek. O da çünkü yıllardır benimle birlikte mihmandar olarak görev alıyor. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sen biraz daha dinleyecek misin yoksa çıkacak mısın? Biraz daha kalabilirim. Tamam, sorular olursa yine yönlendiririm çünkü. Teşekkürler. Zeynep, biraz sendeyiz. Senden mihmandarlık anılarını biraz istiyoruz. 2023 diyorum, belki biraz ondan bahsedersin yaptığın o çevirmenlik kısmından. Sendeyiz şimdi. Tamamdır, ben de böyle küçük fotoğrafları koyduğum bir şey hazırlamıştım. Biraz renkli cıvıl cıvıl diyorsun. Aynen. Biraz bulunsun diye. Merhaba, ben Zeynep Türkmen. 23 yaşındayım. 2017 İstanbul Maratonu'ndan beri mihmandarlık yapıyorum spor gönüllülerinde. Selma'yla başladım. Selma'nın da söylediği gibi mihmandarla. Ben ilk mihmandar olduğumda işte bize eğitimi de Selma vermişti.
Daha sonra hep de Selma oldu yanımda ve ekip liderimiz olarak. O yüzden şimdi ben anlatıyorum ama böyle bir heyecanlandım Selma burada olunca. Şeyden başlamak istiyorum işte, mihmandar kelimesi ne demek? Bana en çok sorulan soru, ben mihmandarlık yapıyorum deyince oradan başlamak istiyorum. Mihmandarlık aslında garip bir kelime ama çok basit bir anlam var. Asistan demek. Hatta tam Türkçesi konukçuymuş galiba. İşte biz de spor mihmandarları olarak buraya uluslararası atletler geliyor. İşte mesela Balkan Atletizm Şampiyonası'na, basketbol şampiyonalarına ve burada geldiklerinde tabii ki bir dil bariyeriyle, kültür bariyeriyle karşılaşıyorlar. Biz de onların yanında olup burada karşılaştıkları sıkıntıları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Tam olarak neler yapıyoruz dersek, direkt havalimanında, yani buraya indikleri andan itibaren başlıyor bizim işimiz. Spor gönüllülüğünün bir parçası mihmandarlık. Biraz daha uzun sürüyor genelde ve daha uzun saatlerde yapılıyor. Çünkü işin mutfağı gibi geliyor bana. İşte federasyondakilerle de konuşuyorsunuz, havalimanına da gidiyorsunuz, oradan otele de gidiyorsunuz, tesise de gidiyorsunuz. Her yerinde siz oluyorsunuz. Her yerini görme ihtimaliniz oluyor etkinliğin. O yüzden de çok seviyorum. Yıllardır yapma sebebim de o. Çünkü spor izlemeyi çok seviyordum. Zaten mihmandar olmadan önce. Her şeyin arka planını görmek, arka planındakilerle tanışmak, o insanlarla takım olma hissi çok hoşuma gittiği için de bu sene 4. senem, hala devam ediyorum. İnşallah etkinlikler geri dönerse de devam edeceğim. Havalimanına indiklerinde işte siz karşılıyorsunuz oyuncuları, atletleri. Çok bekleyebilirsiniz. Sizi 3 saat de bekletebilirler. Hatta işte burada olanların anlattığı Atatürk Havalimanı bozulurken son gününde biz hala orada atlet çıkartmaya çalışıyorduk içeride. Böyle havalimanında ne olursa olsun siz orada bir şekilde atletleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Çünkü doğal olarak telefonları olmuyor ellerinde. Sizi de tanımıyor oluyorlar. Sizin onları bulmanız gerekiyor. Siz de bir şekilde onları bulup çıkarıyorsunuz. Oradan otele ulaştırmanız gerekiyor. Bunlar da havalimanındaki bazı anılarımız. Pandemi falan çok dinlemiyor genelde. Hatta pandemide dışarıda beklemek zorunda kalmıştık ve bayağı da soğuktu Selma'yla. Havalimanında işte onları çıkarıp servise bindirip otele gittiklerinden emin olmanız lazım. Çünkü kendi başlarına insanlar tabii ki zorlanıyor. Hangi servis nereye gidiyor kesinlikle bilmiyorlar. Özellikle Türkiye'de, İstanbul'da yapıldığını düşünürsek çoğu etkinliğin, kocaman bir metropol, hiçbir fikirleri olmuyor neredeyse. Buradaki sorunları önce çözmeniz gerekiyor. İşte servisi ve atleti buluşturmanız, trafiği planlamanız, trafiğe göre onların yola çıkışını sağlamanız, eğer yeterince araç yoksa grupları bekletip birleştirmeniz gerekiyor. Bu tarz planlamaları yapmanız gerekiyor ve mihmandarlıkta genel olarak zaten bence çözüm bulmak üzerine bir şey zaten sürekli. Sürekli bir sorunla karşılaşıyorsunuz ve o sorunu yanınızda asiste ettiğiniz kişi için çözmeniz gerekiyor. Yani o kişinin antrenmana gitmesi gerekiyor ya da yemek yemesi gerekiyor ya da işte maça gitmesi gerekiyor, kıyafetini bulması gerekiyor ve siz bu sorunu en hızlı nasıl çözebilirim diye sürekli düşünüyorsunuz. Sürekli insanlarla konuşup bu sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Aslında çok tempolu bir iş. O yüzden yaparken biraz yoruyor ama siz çok da zamanı fark etmiyorsunuz zaten. Her şey bittikten sonra fark ediyorsunuz. 3 gün olmuş, 4 gün olmuş, ben yorulmuşum diye. O yüzden çok da keyifli bir iş yanında. Böyle birazcık oyun oynamak gibi. Ve bu sayede bence bu becerileriniz de çok gelişiyor. Yani sürekli sorun çözmeye çalışırken. Dil becerileri tabii ki çok gelişiyor. Çünkü gelen herkesle en azından İngilizce konuşmak zorundasınız. Ve ben işte 2017'de zaten bu yüzden çok heyecanlanmıştım. Selma çıkmıştı. Bize işte İngilizce biliyorsanız, dilinizi geliştirmek istiyorsanız gelin demişti. Vodafone Maraton'un eğitiminde, spor gönüllülerinin eğitiminde. Ben de o zaman korkuyordum İngilizcemi kaybedeceğim diye ve direkt içine atlamıştım.
Gerçekten de öyle oluyor. Çünkü sadece normal sizin İngilizcenizi kullanmanız değil, gelen kişilerde ana dil İngilizce olmuyor. Ona göre de ayarlamanız gerekiyor. Onların anlayacağı şekilde getirmeniz gerekiyor her şeyi. O yüzden de biraz İngilizceye daha da hakim olmaya başlıyorsunuz. Nerede hangi kelimeyi kullanayım diye seçmeye başlıyorsunuz. Böyle hem problem çözme becerilerini hem de dil becerilerinizi aşırı geliştiren bir şey aslında mihmandarlık. Daha sonra havalimanından bahsettim. Havalimanından sonra otele gidiyorsunuz. Zaten işinizin çoğu otelde oluyor. Bu ikisi de maratondan fotoğraflar. Biri 2017, biri bu seneki 2020 maratonundan fotoğraf. 2020 maratonundaki fotoğrafta arkamızda PCR testi oluyor atletler. Tahmin edebileceğiniz gibi oteldeki sorunlar bitmiyor yani. Hani atletlerin PCR testi olması gerekiyor. X atleti ayakkabısını kaybetmiş, pasaportunu odasında unutmuş, odasında bavulunu unutmuş gibi böyle bir sürü sorununuz olabiliyor. Ve bunlarla ilgileniyorsunuz ve bütün gün siz de otelde oluyorsunuz. Ama otelin çok zevkli olan yanı atletler de orada oluyor. Normalde çoğu insanın tanışamayacağı insanlar da orada oluyor. Ve işte işin arka planında kimsenin bilmediği, tanımadığı işte federasyon görevlileri de orada oluyor. Hakemler, antrenörler hepsi orada ve genelde işte lobide sosyalleşiyorlar birbirleri arasında. Sizinle de tanışıyorlar, sizinle de iletişim kuruyorlar. İster istemez zaten size ihtiyaçları da oluyor genelde. O yüzden bu insanların hepsiyle de muhabbet etme imkanı buluyorsunuz. Gerçekten nasıl bir ortam var? İşte atletizmin nasıl bir ortamı var? Buz hokeyinin nasıl bir ortamı var? Bunu öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden aslında otel keyifli, uzun sürüyor birazcık ama genelde zaten bırakmak da istemiyorsun. Çünkü birincisi bırakmak zor çünkü başladığın işin bitmesi uzun sürüyor. Yani sabah sana diyorlar ki öğleden sonra antrenmana gidecek senin bu takımın. Onun servisinin ayarlanması lazım. Oraya gidince de işte buz hokeyinde şey diye bir sorunumuz vardı. Kar gerekiyordu, buz gerekiyordu takımlara çıktıklarında. İşte o buzun orada olması lazım. Sen de onu takip etmek için zaten bütün günü onların yanında geçiriyorsun ister istemez. Ama yani dediğim gibi bana doğrusu çok koymuyordu da hiç bugüne kadar. Çünkü o sırada siz de diğer insanlar tanışıyorsunuz. Neler yapıyorlar, bir etkinlik nasıl yapılıyor başından sonuna kadar. İşte yemek planlaması, ulaşım planlaması, konaklama planlaması, saat planlamaları hepsini görüyorsunuz. O yüzden otel en uzun süren süreç olsa da en keyifli süreci bence. Havalimanındaki gibi soğukta beklemek gibi şeyleriniz de olmuyor. Genelde sıcak bir otelde, görece lüks bir otelde oturup kenarda insanların sorunlarıyla uğraşıyorsunuz. Burada tabii en önemli olan şeylerden biri takım. Mihmandar takımının uyumu. Ben bu fotoğraflardaki her bir insana yakın arkadaş olduğuma inanıyorum. Çünkü gerçekten sürekli arkanızdaki insanın arkanızı toparlayacağından emin olmanız gerekiyor ki sizin yaptığınız iş de batmasın. Yani her şeyde bu böyle. Spor gönüllülüğünün hepsinde bu böyle. O yüzden zaten beraber spor gönüllüsü olduğunuz arkadaşların hepsiyle de yakınız. Ama mihmandarlıkta böyle bu kadar uzun vakti böyle geçirince iyice yakın olduk sanırım. Bu takım oyununu da öğreniyorsunuz. Yani sadece kendi işinizin peşinde koşturma değil, işte arkada da oldu mu, otelden herkes çıktı mı falan gibi şeyler de sürekli aklınızda barındırmanız gerekiyor. En son olarak da işte atletler birkaç gün önce geliyor ve genelde bir gün sonra gidiyorlar. Hani sporundan bağımsız olarak, en azından benim mihmandar olduğum sporlarda böyle oldu. Dolayısıyla otel kısmı işte 3 gün önce başlıyor, bir gün sonra bitiyor gibi oluyor genelde. Ve en güzel, en eğlenceli günü de müsabaka günü, etkinlik günü. Siz işte ilk giden oluyorsunuz alana sporcularla beraber. Profesyonel sporcular genelde çok erken gidiyorlar etkinlik alanına. Hatta yok sabahtan da antrenman yapmaya falan gidiyorlar bazen. Ve de bayağı geç ayrılıyorlar. Çünkü işte dopinge kalmaları gerekiyor. Doping kontrolünden geçmeleri gerekiyor. Madalya seremonileri oluyor. İşte çok yorulmuş oluyorlar, dinlenmeleri gerekiyor. Bunlarla uğraştıkları için sporcuları hem daha uzun süre bekliyorsunuz hem de daha erken geliyorsunuz ama mesela maratonda Boğaz Köprüsü'nde sıfır trafikle otobüste geçmek gibi şeyler oluyor bunları yaparken. Ya da işte bütün o güzel yolu sahil kenarından boş bir otobüsün içinde gezmek gibi güzel yanları da oluyor.
Onun dışında tabii en yakından izliyorsunuz siz olan biteni, işte insanların televizyondan izlediği şeyleri en yakından takip ediyorsunuz. O yüzden de çok keyifli oluyor. Zaten etkinlik zamanı, yani o müsabaka günü nasıl geçiyor hiç belli olmuyor. Sürekli işte küçük küçük bir sürü işiniz çıkıyor. İşte o atlet bu çadırdaymış, bu atlet geri dönmek istiyormuş gibi şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz sürekli. Onlarla ilgilenirken bütün gün de geçiyor. Ve işte oradaki sorunları da gerçekten garip oluyor. Yani maratonda mesela çengelli iğne diye bir sorun var. Atletlerin numaralarını takmaları gerekiyor ve çengelli iğne bulmaları gerekiyor. Ve her sene bu tekrar tekrar yaşanıyor. Böyle küçük sorunlara hakim olmaya başlıyorsunuz bir noktadan sonra. Bunları hesap etmeye başlıyorsunuz. Bir yerden sonra işte Selma toplantıda peki çengelli iğneler getirildi mi diye sormaya başlıyor. Bunlara hakim olduktan sonra çok kolaylaşıyor gerçekten işiniz. İyice artık her şeyi kavramaya başlıyorsunuz. Ve artık işte ikinci, üçüncü yılında gerçekten ben mihmandar oldum sanırım hissi gelmeye başlıyor. Birazcık daha keyfi için geliyorsunuz. Yoruculuğu iyice azalıyor mihmandarlığın. Genel olarak mihmandar böyle iş. Bugünün sonunda da ya da bir sonraki günde oyuncuları uğurluyoruz otelden. Ona da genelde siz kalkıyorsunuz. Gittiklerinden emin olmanız da gerekiyor. Çünkü bize Atletizm Federasyonu'ndan söylediklerine göre bazen geri de dönebiliyorlarmış. Bize henüz başımıza gelmese de geri dönmediklerine emin olmak için siz uğurluyorsunuz. Onları arabalarına bindiklerine, uçaklarına bindiklerinden de emin oluyorsunuz. Ve çok güzel bir anı kalmış oluyor size genelde. Hem oradaki insan atletlerle birebir tanışmış oluyorsunuz. İşte tenisçilerle, buz hokeycileriyle, koşucularla. Hem işte o federasyondaki insanlarla tanışıyorsunuz. Onlarla daha sonra sohbet etme imkanınız oluyor. Bir yerde gördüğünüzde bu projeleri sorma imkanınız oluyor. Etkinlikle ilgili aklınıza takılan şeyleri sorma imkanınız oluyor. Hem de bu arka planı görme, takım olma hissi çok güzel bir şey. Bunu yaşamış oluyorsunuz. O yüzden ben şahsen mihmandarlığı çok seviyorum. Herkese de öneririm. Aşırı hem insanın stres seviyelerini azaltan, ben bunu mu dert ediyormuşum dedirten, hem de becerilerini arttıran bir şey. Genel olarak böyle mihmandar olmak. Benim de sunum bu kadar. Çok güzel anlattın. Gerçekten yaşadıklarım bir gözümün önünden geçti böyle. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yani ilgili olan ve problem çözme yeteneği olan ve bu alanda koşturmak isteyenler özellikle mihmandarlık alanına biraz ağırlık verirlerse gerçekten çok eğleneceklerine ve gerçekten sporcu olmadığı ya da spor alanından olmadığı halde bu alanda kariyer odaklı çalışabileceklerine inananlar burada çok deneyim kazanır diyorum ben de. Şimdi sorusu olan varsa diyeceğim ama buçuk olmuş, daha fazla şey yapmayalım çünkü biz bu programın devamını da yapacağız. Bu alanda bir ağ da kurmaya çalışıyoruz. Zaten bu alanda tekrar sizi maillerle bilgilendiririz. Şimdi ben sözü Işık'a bırakıyorum. Işık, şimdi sendeyiz. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Işık ismim. Kırklareli Belediyesi'nden katılıyorum. Ben de programımızın ikinci bölümünde moderatörlük yapacağım. Şimdi sözü sunumlarını yapmak üzere Erasmus Plus projelerinde, spor projelerinde iyi uygulamalar örneklerini paylaşmak üzere Kıydos Derneği'nden Oktay Bey'e bırakıyorum. İyi akşamlar herkese. Umarım sesim geliyor. Işık Bey, duyuyor musunuz? Geliyor Oktay Bey. Tamam. Ben Oktay Yatkın. Kıyıköy Doğa Sporları Kulübü Derneği. Derneğin başkanıyım. Aynı zamanda projeler koordinatörüyüm. Öncelikle biraz kendimden kısaca bahsedeceğim. Daha sonra da kısa ve öz olarak bir tane projemizi örnek olarak göstereceğim arkadaşlarım biraz daha bu programı ve spor projelerini anlaması için. Erasmus Plus, yani 2014'ten beri gençlik alanında çalışıyoruz aktif olarak. Bu süreçte sağlıklı yaşam ve sporun teşvik edilmesi alanında birçok proje gerçekleştirdik, özellikle gençlik alanında. Son yıllarda da spor projelerine odaklandık. Öncelikle derneğimizden kısaca bahsedeyim. Biz 2019 yılında Kıyı Dosku, yani Kıyıköy Doğa Sporları
kulübü derneği kurmuş bulunduk. Faaliyet alanlarım spor, yeşil ve eşitlik olan bir dernek olmakla beraber şu anda 30'un üzerinde aktif olarak uyguladığımız Erasmus Plus projeleri var. Bu projeler gençlik ve spor alanında. Bugün size stil projesinden biraz bahsedeceğim. Uzmanımızın da bahsettiği gibi ilk başta ulusal ajans uzmanımızın bahsettiği gibi bu proje küçük işbirliği alanında yapılan ve bütçesi 60 bin euroya kadar olan bir proje. Bizim de projemizin 56.900 euro bir bütçesi var ve 18 ay süreyle uyguluyoruz. Projemiz 5 ortaklı, başvuran kurumuz Romanyalı ortağımız olmakla beraber biz 5 kurum bir hedef etrafında birleşmiş bulunuyoruz. Bu hedef ise bu 5 tane ülkenin geleneksel sporları ve oyunlarını harmanlayarak öğrenme ve tehlikelerle başa çıkma için değişiklikler ekleyerek tehlikelerle başa çıkmak için çocuk oyunlarına katma değer sunmak ve mevcut spor tarzını değiştirmektir. Biraz daha açacağım aktivitelerle birlikte bu projenin tam olarak ne olduğunu. Projemizin sonucunda da iki tane ana çıktığımız olacak bizim üreteceğimiz. Bir tanesi elektronik el kitabı, hedeflere göre kategorize edilmiş. Yani bu ne demek? Gençler ve yaşlılar için bir araya getirdiğimiz spor ve geleneksel oyunları güncellemiş şekilde belirlenen hedef yaş gruplarına odaklanmış şekilde sunacağımız bir elektronik el kitabı. Güncellenmiş sporlar ve oyunlar da dediğim gibi ana hedefte de belirttiğimiz üzere zararların azaltılıp farklı yaş gruplarına bu oyunların uyarlanmasıyla gerçekleştirilecek güncellenmiş sporlar ve oyunlar. Şimdi projemiz başlıyor. Ocak 2021'de hatta başlamış bulunuyoruz. Başlangıç toplantısıyla bir başlangıç veriliyor bu projelere genellikle. Proje ekibi oluşturuluyor. Gerekli güncellemeler, zaman, bütçe, işbirliği, ortaklar arasındaki anlaşmalarla ilgili prosedürler gerçekleştiriliyor. Bu toplantı mesela her kurumdan iki proje liderinin katılmasıyla Romanya'da gerçekleştirilecek. Daha sonrasında projemizin konusu olan genel geleneksel sporlar ve oyunlar üzerine bir örnekleme ve anket çalışması düzenleyeceğiz bu ortak olan ülkelerde ve bunun sonucunda da bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirilecek her kurumdan bir lider katılmak üzere. Daha sonrasında geleneksel spor ve oyun gösterisi kapsamında envanter elektronik el kitabı oluşturmak için yine bir araya gelecek iki lider ve bir paydaş. Bu paydaş dediğimizde kurumların bulunduğu yerelden spor alanında aktif olarak çalışan bir kurum ya da kuruluş, dernek, spor kulübü gibi kurumlardan gelecek bir paydaşla birlikte. Aynı zamanda da tehlikelerle başa çıkmaya yönelik, yani bu oyunların ya da sporların kapsamış olduğu, sahip olduğu farklı tehlikeler, farklı yaş grupları için burada yaşlıları da göz önünde bulundurduğumuzdan dolayı onlara da uygun olması için bir araç kutusu oluşturmak ve bu toplantıda Sırbistan'da gerçekleştirilecek. Daha sonrasında yapılacak diğer bir toplantı, çevrimiçi yapılacak toplantıyla oluşturulan araç kutusu ve elektronik el kitapçı güncellenecek. Daha sonrasında da bu yeni oluşturulmuş oyunların ve sporların farklı ülkelerde uygulanabilmesi için güçlendirilmiş, insan kaynağını güçlendirmek için bir eğitmen eğitimi gerçekleştireceğiz. Bunda da iki personel katılacak her ülkeden ve burada Kıyıköy'de, yani bizim derneğimizin kurulmuş olduğu yerde, Kırklareli ilinde gerçekleştirilecek. Daha sonrasında da biraz daha personelin farklı uygulamaları görmesi için bir kurum ziyareti gerçekleştireceğiz. Bu alanda sporda eğitim alanında çalışan, aktif olarak çalışan bir kuruma. Bu da Polonya'da gerçekleştirilecek. Bu şekilde de hem kurumun çalışanlarını, yani spor alanında çalışan kişileri, hem de eğitimimiz eğitmenlerle birlikte yaptığımız çalışmaları ve ortaya çıkarmış olduğumuz kitapçığın da daha fazla insana ulaşabilmesi için, hem gençlere hem de hedef grubumuz olan yaşlılara ulaşabilmesi için her ortak kendi ülkesinde 20 gencin ve 20 yaşlının katıldığı bir
etkinlik, çoğaltıcı etkinlik düzenleyecek. Projenin kapanışı olarak da Mayıs 2022'de geleneksel bir spor yarışması düzenleyeceğiz. Burada da o zamana kadar yapılmış faaliyetlerin, çalışmaların, çıktıların genel bir değerlendirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması, aynı zamanda kullanıma daha çok sunulması için hem bir yaygınlaştırma faaliyeti hem de aynı zamanda bir kapanış etkinliği olacak. Projemiz de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Bizim derneğimizi de takip etmek için sosyal medya adreslerimiz ve ulaşabileceğiniz mail adresi de ekranda yer alıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Oktay Bey, ben size sunumunuz için teşekkür ediyorum ve sözü Kar Genç Derneği'nden Ersel Bey'e bırakıyorum sunumlarını yapmak üzere. Merhabalar. Geliyor herhalde sesim. Merhaba. Evet. Şey, ekran paylaşımı için müsaade var mı? Evet. Tabii. Ben de basit bir slide hazırladım. Projeyle alakalı. Şimdi öncelikle ben de ekran geldi değil mi? Evet. Geldi. Derneğimizden bahsedeyim. Derneğimiz Kar Genç Club ismini kullanıyoruz biz kısa isim olarak. Karasu Gençlik Sanat Spor Kulübü Derneği. 2010 yılında kurulduk biz. İlk etapta bir okul spor kulübü olarak kurulmuştuk. Sonra okul spor kulüpleri etkinliğini yitirdikten sonra tekrar bunu devam ettirdik. Bölgesellikle voleybol takımı falan organize ettik. Erasmus Gençlik projelerinde aktiftik. Nereye kadar? 2017 yılına kadar bu şekilde geldik. 2017'den sonra da Erasmus Spor'da daha aktif çalışmaya başladık. Bu kapsamda da özellikle son 2 yıldır birçok projede koordinatör ve ortak olarak yer alıyoruz Erasmus Spor'da. Ben koordinatör olduğumuz projeleri çok kısaca tanıtayım. Çok zamanımız yok sanırım. Şöyle, aslında tam zamanında gidiyoruz. 20 dakikamız var. 10'ar dakika, 10'ar dakika demiştik ama biraz geciksek de sıkıntı olmaz gibi şu an. Tamamdır. Traditional Games Are Meeting projesi, The Game projemiz tamamlanmış bir spor projesi. 2018 başvurularında onaylanmıştı. Küçük İşbirliği Ortaklığı projesi. Adının anlaşılacağı gibi geleneksel oyunlarla alakalı. Geleneksel oyunların paylaşılması, özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yaygınlaştırılması için 4 ülkenin işbirliği yaptığı bir projeydi. Projemizde neler yaptık? Öncelikle bir planlama toplantısı yaparak ülkelerde yapacağımız faaliyetleri planladık. Ondan sonra her ülkeler yerinde oyunlarını, kendi kültürlerine ait oyunlarını hazırladılar ve ortak ülkeler, her bir ülkede faaliyet olacak şekilde hareketliğe giderek buralarda oyunlarımızı tanıttık. Bununla ilgili örneğin şu üçüncü resim Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeydi. Sokak festivali olduğu bir zamanı denk getirdik hareketliliği ve sokak festivalinde bize de bir yer verildi. Bu, yani şu an gördüğümüz sokak nereden baksanız bir kilometreye yakın aktivite alanıydı. Orada biz de oyunları tanıtma fırsatı bulduk. Gayet ilgi çekti. Broşürlerimizi dağıttık geçen yerel halka. O gayet güzel bir aktivite oldu orada. Daha sonra Romanya'da, Bulgaristan'da ve Türkiye'de benzer aktiviteleri gerçekleştirdik. Bu aslında koordinatör olarak bizim uyguladığımız ilk Erasmus Spor projesiydi. O açıdan konu biraz geleneksel oyunlar, daha önce mesela gençlik projelerinde okulda da komünist projesi olarak yaptığımız proje olduğu için bizi çok zorlamadı açıkçası. Çok da verimli geçti. İşte final raporu falan projemizi tamamladık. Ondan sonra 2019 yılına geldiğimizde bunlar şu an 2019'da onaylanan projemiz. Basketbolda, basketbola yeni başlayan çocuklarda sakatlığı
azaltmaya yönelik antrenman metotları geliştirmek üzerine bir proje bu. Projemizin başlangıç toplantısını yaptık ancak pandemi dolayısıyla kaldık, bekliyoruz. İşte online birkaç toplantı yaptık ama projenin içeriğinde yüzde toplantılar planlandığı için en azından Mart, bahar ayını bir bekliyoruz. Eğer COVID izin verirse bahar ayında o yüzde toplantılara başlayacağız. Vermezse artık B plan olarak online toplantıları gündeme getireceğiz. Burada da kinesiyologlar, fizyoterapistler, spor doktorları ve basketbol antrenörleri bir araya gelecekler. Basketbolda en fazla görülen sakatlıkları ele alıp bu sakatlıkları önlemeye yönelik en başta altyapı sporcularının ilk başladığı dönemde itibaren antrenman drillerine ve antrenman metotlarına uygun hareketleri ekleyerek çocukların zayıf basketbolda risk oluşturan kas ve eklem gruplarını güçlendirmeye yönelik detayları paylaşacaklar. Bununla ilgili bir drill kitapçığı oluşturacağız basketbol antrenörlerine yönelik. Ve yine ilk başta Uluslararası Ajans Başak Hanım'ın anlattığı gibi Erasmus proje sonuçta platformunda da yani bizim sosyal medya veya web sitemiz dışında Erasmus Spor proje sonuçları platformunda da bunlara ulaşabileceksiniz. Bir diğer projemiz yine 2019'da onaylanan Bocce ile alakalı proje. Bu projede daha çok biz burada kırsal bölgeyi hedef aldık. Kırsal bölgede hepimizin bir tarafında bir köyü vardır. Yani gideriz, köy hayatının nasıl olduğunu hepimiz biliriz. Bizim Sakarya ilinde bizim tespit ettiğimiz köyde özellikle kış aylarında köyde yaşayan kadınların hiçbir sosyal faaliyetin, aktivitesinin olmaması yani böyle bir imkanının olmamasıydı. Bunun üzerine onları egzersize dahil edecek. Mahalle baskısından işte nasıl diyeyim bizim burada köylerde yani kadın işte çıkar spor mu yapar gibi düşünceler de çok vardır. Bunları aşmak için kadınlar ve çocukları üzerine bir proje planladık. Biz burada ortaokul çocuklarına yani ortaokulda çocuğu olan annelere yönelik bir faaliyet. Önce biz çocuklara antrenörler vasıtasıyla boçe sporunu öğreteceğiz. Çocuklar boçe sporunu öğrendikten sonra annelerine antrenörlük yapacaklar çocuklar. Burada tabii anneleri olaya nasıl dahil edeceğiz? Yani motivasyonu sağlamamız lazım. İşte katılır mı katılmaz mı bilemeyiz. Bunun için de biz önce bir yerel bir turnuva proje kapsamında planladık. Yerel turnuvadan elde edilecek başarıya göre ilk üçe giren, dört ülkeden ilk üçe giren anne ve çocukları da final turnuvası olarak Ankara'da uluslararası bir boçe turnuvasında bir araya getireceğiz. Dört ülkeden üç anne, üç çocuğu. Bu da ilginç bir proje olacak. İşte aslında uygulamak için çok böyle motiveyiz ama bakalım COVID buna da izin verecek mi? İnşallah Mart gibi başlamayı planlıyoruz. Artık yavaş yavaş planlamaları yapmak durumundayız. Çünkü biz durdukça da biraz paslanıyoruz gibi geldi. 2020'de yine 2020'de bizim çok başvurumuz oldu. Özellikle bizim dernekten değerli arkadaşım Elif Kayhan var. O da programdaydı. Bilmiyorum hala burada mı? Elif Kayhan'la birlikte bu projede ele alıp oluşturuyoruz, yazıyoruz. İşte görev dağılımı yapıp. 2020'de de başvurduğumuz ve onaylanan projelerimizde biz şöyle bir yol izledik. Kendi derneğimiz üzerinden ve Karasu'daki kurumlar üzerinden başvurular yaptık. Burada mesela korfbolu toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı kullanmak üzerine bir proje planladık. Bunu da Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına gönderdik. Burada da ortaokul öğrencilerine yönelik korfbol sporunu özellikle kırsalda yaygınlaştırarak erken yaşta cinsiyet ayrımcılığına karşı bir durum, davranış geliştirmelerini hedefliyoruz. Yine bu yıl onaylanan projemiz Karasu Kaymakamlığı adına
engelli çocukları normal engeli olmayan çocuklarla eşit imkana, eşit olana sahip olacağı bir alanda buluşturmak, havuzda buluşturarak burada faaliyetler planlayacağız bu projede. Bunun amacı engelleri aşmak aslında. Çünkü havuzda birçok engel, yani normalde koşamayabilirsiniz ama bu havuzda sizi çok etkilemez. Bunu baz alarak bu projeyi planladık. Bunu da gerçekleştireceğiz. Çocukların, engel çocukların harekete, egzersize dahil olmasını sağlamayı hedefliyoruz bu projeyle. Bir diğer projemiz yine Karasu Kaymakamlığı'na gönderdiğimiz bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik bir proje. Burada da özellikle iklim değişikliği, iklim krizine karşı sporu teşvik etmek ve bisiklet ile ulaşımı gençler ve yerel halk üzerine teşvik etmek üzerine faaliyetler planlayacağız. Burada işte ortak ülkelerde faaliyetler var. Özellikle Avusturya'yı almamızın nedeni burada. Avusturya'da bisiklet kullanımı yaygın. Önce oraya bir çalışma ziyaretine gidip siz neler yaptınız da bu işi yaygınlaştırdınız, neler, hangi zorluklarla karşılaştınız, onları nasıl aştınız gibi örneklerle ülkemize gelip ve diğer ülkelere gidip bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu konuda Sakarya'da belediyelerin bisiklet yollarıyla ilgili yatırımları gayet mevcut ama maalesef insanlar çekiniyor biraz topa girmeye. Çünkü trafikte hala o bisiklete yönelik bir saygı yok. Bir diğer projemiz yine 2020 yılında onaylanan derneğimiz adına gönderdiğimiz projemiz. Aslında bunu da deadline'a birkaç gün kala karar verip yazdık. Covid dönemi yeni başlamıştı. İşte Covid'de neler yapılabilir şeklinde. Burada da evde yapılacak, aileyle birlikte yapılacak egzersizlerin paylaşımını hedef aldık. Burada evde oynanabilecek geleneksel oyunlar, evde ailece işte anne kız, anne çocuk, baba çocuk işte neyse yapılacak egzersizler, işte yogaydı, fitness'tı ve eğlenceli, çocukların sosyal eksikliğini hissettirmeyecek. Onları okula gidemediklerinden dolayı işte arkadaşıyla oynamıyor ama babasıyla annesiyle oynayacağı bir ortam yaratmak üzere ortak ülkelerdeki uygulamaları paylaşmak üzerine bir proje planladık. İşte bunlar da 1 Ocak'ta başladılar. Covid izin verdiği gibi proje aktivitelerine başlayacağız. Bu da aslında buraya geçmeden ben gönüllülük üzerine çok konuştuk. Onunla ilgili de ben bir bilgi vermek istiyorum. Bizim şu an uyguladığımız Erasmus Spor İşbirliği Ortaklığı projemiz var. Büyük İşbirliği Projesi. Bunda bir gönüllülük modülü hazırladık biz. Sporda gönüllülük modülü. Bu kapsamda modül şu an İngilizce olarak hazırlandı işte ortakların katkılarıyla. Şu an Türkçe'ye çeviriyoruz eğitimler için. Bu kapsamda 40 gence, genç de demeyeyim aslında, 40 kişiye gönüllülük eğitimi vereceğiz. Sporda gönüllülük eğitimi. Bu eğitim sonunda da bu 40 kişiden 7 kişi 2022 Dubrovnik Olimpiyatlarında resmi olarak görev alacaklar. O kapsamda da bu projelere ve diğer projelerimize, gençlik projeleri de tabii buna dahil, projelerinize başvurmak veya gönüllülükle ilgilenen arkadaşlar için de web sitemiz ve sosyal medya kanallarımız göründüğü gibi. Teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Biraz açtım ama kusura bakmayın. Ersel Hocam, çok güzel bilgiler paylaştınız ve ortakları da inceledim. Çok güzel yurt dışından ortaklar da sağlamışsınız projelere. Ortaklar genelde zaten proje konusuna uygun ortaklar almaya çalışıyoruz. Çünkü tamamlayıcı olması gerekiyor. Evet, çok güzel görünüyor. İnşallah çok güzel olur projeler. Bu korona sürecine de aşmış oluruz artık. İnşallah. Sendeyiz. Evet, sunumlarınız için teşekkür ediyoruz Ersel Hocam. Son olarak sunumlarını bize yapmak üzere Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nden Olcay Bey'i davet ediyorum.
Herkese merhaba. Sivas Gelişim Gençlik Derneği. Merhaba Olcay Hocam. Merhaba. Merhaba. Çok da vaktinizi almadan kısaca sunumuma geçmek istiyorum. Ama öncesinde derneğimiz ve çalışmalarımız hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Gelişim Olcay Gençlik Hocam, Derneği... Bir saniye, burada soru soran vardı ilk başta EVS konusunda, onu da ben bir çıtlatayım. Sizin spor EVS'i alanında EVS düşünen, yani Avrupa Gönüllü Hizmeti, şimdi ESC düşünen varsa spor alanında Olcay Hoca'yı dikkatlice dinlesin. Çünkü o bu alanda şu an zaten bir proje üstüne çalışıyor. Evet, teşekkürler. Şimdi derneğimiz 2012 yılında kurulmuş bir dernek. Gençlik ve spor alanında çalışmalar yapıyoruz. Son 3 yıla kadar gençlik ve eğitim programları üzerine çalışmalar yaptık. Fakat gençlik değişim projelerinde Romanya'da birlikte çalıştığımız bir ortağımız bize bu spor projeleriyle ilgili bir teklif getirdi. Biz de tabii seve seve işin içinde spor olduğu için ve bir spor ayrıca bir spor kulübümüz olduğu için dahil olmayı istedik. Ve bu şekilde bu programa dahil olmuş olduk. Ama hani benim kendi kişisel deneyimimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Bu program gerçekten önemli bir program, fakat maalesef bizim ülkemizde bu programa dair, bu programın detaylarına dair çok fazla bir bilgilendirme olmadı. Olmadığı için de bizim bu programa dahil olmamız biraz gecikti. Benim dahil olduğum projenin koordinatörü bu programın ilk başladığı süreçte ilk projesi kabul edilen kuruluşlardan biriydi. Ve ciddi anlamda onların deneyimlerinden yararlanma fırsatı buldum. Ve 2020 yılında biz de bir proje hazırladık. Küçük ölçekli bir ortaklık projesi. 67 puan aldık. 3 puan daha alsaydık projemiz kabul edilmiş olacaktı. Ama yeni programda inşallah yine başvuruda bulunacağız. Ben hemen sunumuma geçiyorum. Evet. Projemizin adı Sağlığın İçin Dans Et, Tutkuların İçin Yaşa. Bu bir küçük işbirliği ortaklık faaliyetiydi. 2019 yılında 12 ay süresince 3 ortakla birlikte yürüttüğümüz bir projeydi. Bizim bu projedeki en önemli avantajımız şu oldu. Ev sahibi proje koordinatörümüz, proje koordinatörü olan Romanya'daki kuruluş aynı zamanda bir dans kulübüydü ve dans alanında çok ciddi başarıları olan, faaliyetler yapan bir organizasyondu. Ve bizim bu projede gerçekten dansı bir araç oldu. Evet, ses bir an karıştı. Şimdi projemizin broşürü bu. Bu şekilde bir ortaklığımız var. Romanya, Makedonya ve Türkiye ortaklığında gerçekleşen bir proje. Projemizin hedefi kısaca halk sağlığı ve eğitim açısından sporun faydalarına dikkat çekmek ve spor aracılığıyla özel becerilerin gelişimine katkı sağlamak. Biz burada tabii ki dansı bir araç olarak kullanmayı uygun gördük. Faaliyet olarak da ana faaliyetlerimiz bizim yine birçok projede olan beslenme ve spor uzmanları tarafından özellikle küçük yaştan itibaren yetişkinlere kadar güvenli spor eğitimleri ve beslenme konularında veya sporda yaralanma risklerini asgari seviyeye indirecek şekilde eğitimler verilmesi. Bunun dışında yönetici ve antrenörlerin katılımıyla tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşılması, ki burada koordinatör kuruluşun bize çok büyük katkıları oldu.
Ve görünürlük anlamında, sürdürülebilirlik anlamında açık hava etkinlikleriyle dans etmenin ve spor yapmanın önemi hakkında farkındalık faaliyetleri düzenlemek. Yine özellikle bazı spesifik danslar üzerine farkındalık kazandırmak ki bizim ülkemiz için bu çok önemliydi. Özellikle bizim Sivas yerelinde bir dans okulumuz veya dans üzerine kendini geliştirmek isteyen üniversitenin spor bölümlerinde okuyan birçok genç olmasına rağmen imkansızlıklar yüzünden bu alanda kendilerini geliştiremiyorlar. Ki biz bu projeye böyle bir dezavantajlı olan bir genç antrenörümüzü, son sınıf öğrencimizi dahil ederek geleceğe yönelik ciddi anlamda dans üzerine eğitimler alarak dans okulu açmayı veya yurt dışında dans eğitimleri alarak belirli spesifik alanda bir dans alanında belki ülkemizde ileride sporcular yarışmalara katılacak, sporcular yetiştirecektir. Her projede olduğu gibi bir koordinasyon toplantımız oldu. Bu koordinasyon toplantımız aslında bizim için çok önemliydi. İlk defa katılacağımız bir program olduğu için burada ciddi anlamda programın içeriğini ve projede öngörülen faaliyetleri detaylı bir şekilde konuştuk, değerlendirdik, planladık. Daha sonra projemizde antrenör ve yöneticilerin de yer aldığı hareketlilikler gerçekleştirdik. Bu hareketliliklerde hem antrenörlerimizi hem de yereldeki dans sporuna ilgi duyan çocuk ve gençleri ilgilendiren bir takım etkinlikler yaptık. Nedir bunlar? Mesela bizim antrenörümüz Step Zumba üzerine oradaki dans okulundaki çocuklara ve gençlere 3 gün boyunca koreografik eğitimler verdi. Aynı zamanda sahip olduğu deneyimleri, tecrübeleri yine oradaki dans antrenörleriyle yaptığı ayrı özel antrenmanlarla paylaşma imkanı buldu. Bunun dışında yine oradaki mevcut dans okulundaki antrenörler de kendi alanlarındaki danslarla ilgili, dans metotlarıyla ilgili yine bizim antrenörümüze bir takım bilgiler verdiler. Aslında bu gerçekten dansla ilgili yapılan çalışmaların yerinde gözlemlenmesi adına güzel bir hareketlilik oldu. Tabii bunu daha sonra biz Makedonya ile devam ettik. Makedonya'da mesela Makedonya bize göre biraz daha şanslıydı. Neden derseniz en azından Makedonya'nın Üsküp'te işbirliği yapacağı dans okullarının sayısı çok fazla olduğu için hiç zorluk çekmediler. Ve bu konuda güçlü işbirliği yaparak en azından dans okullarını da projeye dahil ederek etkiyi arttırmış oldular. Fakat bizim öyle bir şansımız olmadı maalesef. Yine Makedonya'da özellikle dans kültürü çok geliştiği için buradaki gerçekten başarılı dans hocalarıyla tanışma imkanı buldu antrenörümüz. Onlarla birebir antrenman yapma imkanı buldu. Mesela benim en çok dikkatimi çeken ciddi bir dans kültürü var. Haftanın belirli günlerinde bütün dans okulları bir yerde, bir mekanda, bir restoranda bir araya gelip kendi sahip olduğu yetenekleri hem paylaşıyorlar hem sosyalleşiyorlar. Bu güzel bir şey. Üçüncü hareketliliğimizi biz Sivas'ta yaptık. Dediğimiz gibi biz herhangi bir Sivas'ta dans okulu olmadığı için biz kendimiz kendi imkanlarımızla derneğimizin spor salonunda 6 aylık ücretsiz bir dans kursu açarak gençlerin bu projeye dahil olmalarını ve bu anlamda hani dansı benimsemeleri, dansı tanımaları veya dansı bir araç olarak kullanarak gençlerin sosyalleşmesine, hareketli yaşam kültürü kazanmasına destek olmaya çalıştık. Burada gönüllü olarak bizim projeye dahil ettiğimiz antrenörümüz 6 ay boyunca ücretsiz olarak haftada 3 gün geldi, bu dersleri verdi. Kendisine buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum.
Tabii burada bahsettiğim şekilde sadece hareketlilik yapmadık. Burada özellikle yerel faaliyetlerimiz de oldu. Özellikle kendi yerelimizde 7'den 70'e herkese spor kültürü kazanma adına sporun, beslenmenin, hareketli yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla bir takım bilgilendirme etkinlikleri düzenledik. Burada gördüğünüz gibi bizim kulübümüzde, kulübümüz bünyesinde yer alan bir grubumuz var. Tekvando öğrencilerimiz var. Onlara çeşitli zamanlarda işte gerek antrenörlerimiz gerek beslenme uzmanları tarafından çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Onun dışında yine bizim dans etkinliklerimize katılan, kurslarımıza katılan genç arkadaşlarımıza yine uzmanlarımız tarafından, beslenme ve spor uzmanlarımız tarafından sakatlanmalara karşı veya işte risklere karşı bir takım faydalı bilgilendirmeler yapıldı. Bunun dışında açık hava faaliyetlerimiz oldu. Ciddi anlamda mesela açık hava faaliyetlerinin görünürlüğü anlamında, programın görünürlüğü ve tanınırlığı anlamında çok büyük katkıları oldu. Burada gördüğünüz gibi koordinatör ülkede ciddi anlamda açık hava faaliyetleri yapıldı. Çok geniş katılımlı. Dediğim gibi orada bu kültür, dans kültürü çok fazla olduğu için aileler küçük yaştan itibaren çocuklarını dans okullarına gönderiyorlar ve bu eğitimi almalarını sağlıyorlar. Biz de açık hava faaliyetlerimizi yaptık. İşte dansçılarımız bir koreografi üzerine çalışarak daha sonra o koreografiyi açık havada sergileyerek gençlerin ilgisini çekmeye çalıştılar. Gördüğünüz gibi bu da Makedonya'daki proje ortağımızın düzenlemiş olduğu bu gece. Açık hava faaliyeti demeyelim, final gecesi, final etkinliği. Bu şekilde projenin görünürlüğünü sağlamış oldular. Projenin kapanış toplantısını yaptık. Projenin kapanış toplantısında tabii önce 12 aylık süreci değerlendirdik. Daha sonra projenin sürdürülebilirliği üzerine bir çalışma yaptık. Ve bu yapmış olduğumuz çalışmanın meyvesini de aldık. Yine koordinatör ülke 2020 yılında yapmış olduğu bir proje başvurusu kabul edildi ve inşallah önümüzdeki Şubat ayının ortalarında proje hazırlık toplantısı için tekrar Romanya'ya gideceğiz. Tabii burada benim özellikle belirtmek istediğim bir husus var. Burada program içinde yani ortaklık programa dahil olmak isteyen yani programa yeni başlayanlar için şu tavsiyede bulunabilirim. Hani önce ortak olarak küçük işbirliği projelerine dahil olmaları onlar için daha faydalı, daha iyi olur. Çünkü mutlaka o bu program içine dahil olmuş, o programı daha önceden gerçekleştirmiş olan kurumların, kuruluşların ciddi anlamda iş yükünü alma ve kolaylık sağlama konusunda çok ciddi destekleri olacak. Öbür türlü ciddi anlamda sıkıntılar yaşanabiliyor. Hani biz mesela hani kuruluş olarak hem çok fazla bir deneyimimiz yoktu. Hem de dans bizim için biraz hani gerçekten spesifik bir konuydu. Bizi zorladı. Özellikle yerelde destek bulmamız konusunda ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu da bizi biraz zorlayan yönlerden biriydi. Ama dediğim gibi bizim için bu bir deneyim projesi oldu. Bundan sonraki süreçlerde ki yeni başvurularımızda daha dikkatli olacağımızı düşünüyorum. Projemizin sitesi gerçekten güzel bir internet sitesi hazırlandı. Buradan ulaşabilirsiniz ve yine bu site üzerinde hazırlanmış çok güzel bir proje çıktısı var, bir video var. Bu videodan da projeye ve yapılan çalışmalara dair daha net bilgiye ulaşabilirsiniz. Yine Facebook sayfası da burada. Sunumumu sonlandırıyorum. Yine sorusu olan aklıma gelmişken Selma şimdi aklıma geldi. Bizim şu an bir gönüllülük projemiz kapsamında İtalyan gönüllümüz derneğimizde
gönüllü olarak 10 aylık gönüllülük süreci geçirmekte ve derneğimizde spor faaliyeti yapıyor. Yani dans kursları veriyor. Özellikle bizim derneğimize gelen veya dışarıdan başvuruda bulunan gençlere haftanın iki günü dans dersleri veriyor. Bu da bizim için aslında hani yaptığımız spor çalışmalarının sürdürülebilirliği noktasında ciddi anlamda bizi ümitlendirdi. Ve artık biz sadece eğitim ve gençlik değil, sporu da aktif olarak yaptığımız faaliyetlerin içine dahil ediyoruz. Bu da tabii bizim için güzel bir çalışma. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Çünkü hani hali hazırda bir salonumuz var ve etkinliklerimiz var. Ve buna uluslararasılık katmayı ve yurt dışından gençleri de buna dahil edip en azından buradaki yapacağımız spor çalışmalarının kalitesini de arttırmayı düşünüyoruz. Yine gönderdiğimiz gönüllülerimiz, bizim bazıları yurt dışına gittikleri zaman bir takım sportif faaliyetlere de katılarak yine spora destek veriyorlar. Dediğim gibi biz aynı zamanda bir spor derneği olduğumuz için sporu her platformda katkı sağlamayı sağlamaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Olcay Hocam. Çok güzel bilgiler sağladınız. Şu an evet sizde de bir İtalyan EVS gönüllüsü var. Biliyorum spor projesiyle gelmiş size. Misafiriniz şu an. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi son bir toplu fotoğraf almak için hepinizden kameralarınızı açmanızı isteyeceğiz. Böyle güzel bir sosyal medya için fotoğraf olsun. Bu fotoğrafları sonrasında hem YouTube'da yayınlayacağız. Büyük çözünürlüğü alırsınız. Hem de istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Yine bütün katılımcılarımızın, bütün konuşmacılarımızın web mail adreslerinizle. Onları takip ederseniz çok güzel projelerine denk geleceksinizdir. Şu an korona süreci olduğu için evet belki projeler çok göz önüne çıkmıyor ama gelecekte çok daha fazla proje çağrısı olacak bütün derneklerin. Bakıyorum şöyle fotoğraf için kamerasını açmayan var mı? Sanırım kamerasını açmak isteyenler açtı. Açılmıyor diyor. Açılmıyor muymuş? Tamam. Zeynep galiba sen izin veriyorsun. Tamam biraz bekleyelim. Onların da kameraları açılsın. Eğer başka açamayan varsa yazarsa chat'e onlara istek göndereceğim. O zaman açılması gerekiyor. Evet. Kamerası açılmayanlar yazabilir mi chat kısmına? Hocam Orhan birisi demiş ki mesaiden olduğum için dolayı açamıyorum. Bilgin olsun diye. Hiç sıkıntı yok. Öyle değil. Yani kamerasını açmak isteyip açamayanlar Zeynep'e yazarsa chat kısmından. Kunter'in açılmamış galiba. Ebru Ünal açılmıyor demiş. Gülten Hanım açmış şimdi. Şuna da istek gönderdim. Açmış olsalar gerek. Sanırım başka yok. Diğerleri açamıyor. Müsait değil. Mikrofonu kapattın Selma. Tamam. Ekran görüntüsü alacağım diye şak şak yapmasın diye kapattım. Ekran görüntüsü alıyorum ben. Bir saniye şu alttaki. Tamam. Diğer sayfalardan da alayım. Tamam o zaman ekran görüntüleri sizler de yine aldıysanız çünkü sonradan hala açan var galiba kamerasını yine bir birleştirme çalışması yaparız biz Photoshop'la.